Mutlu pazarlar diliyorum sevgili seyirciler. 2017-2018 Kupa Voley Bayanlar finali biraz sonra başlayacak. Türk voleybolunun, hatta dünya voleybolunun en güçlü takımlarından ikisi biraz sonra karşı karşıya gelecek. Eczacıbaşı ya da Vakıfbank bu maçın sonunda kupanın sahibi olacak. Karşılaşmayı uluslararası hakemlerimizden İlhami Şenyurt yönetecek. Yardımcılığını Onur Hoşnut yapacak. Takımlar son hazırlıklarını yapıyor. Ligi ilk 4 sırada bitiren takımlar biliyorsunuz doğrudan çeyrek finale kaldı kupada. Bu takımlar Eczacıbaşı, Fenerbahçe, Vakıfbank ve Galatasaray'dı. Diğer 8 takım eşleşti. Kupada ilk bölümü oynadılar. Beşiktaş, Çanakkale Belediyesi'nin, İlfer Belediye, Halk Bankı, Seramiksan İlk Bankı, Kameroğlu Beylikdüzü'de Bursa Belediyesi'ni yenerek eledi. Çeyrek finale çıktı. Burada Ankara'da yapılan çeyrek final maçlarında Galatasaray Beşiktaş'ı 3-0'la geçti. Vakıfbank Kameroğlu Beylikdüzü'nü, Eczacıbaşı Vitra Nilüfer Belediye'yi, Fenerbahçe'de Seramiksan'ı 3-0'la yendi ve yarı finalist oldu. Dün yarı finaller oynandı, yine TRT Spor ekranlarından izlediniz. Eczacıbaşı Vitra Galatasaray'ı 3-1 yendi 25-19, 25-17, 16-25 ve 26-24'lük setlerle. Fenerbahçe Vakıfbank'a 3-1 kaybetti, Vakıfbank finale çıktı. Setler 15-25, 25-23, 15-25 ve 19-25'ti. Eczacıbaşı ile Vakıfbank bu sezon ligde 7. haftada karşı karşıya geldiler. 14 Kasım günü ve o maçı Eczacıbaşı 3-0 kazanmıştı. Setler 25-23, 25-22, 25-9'du sevgili seyirciler. Yorumlarıyla her zaman olduğu gibi Murat Mert Yücekök bizlerle birlikte. Nasıl bir maç bekliyorsun Murat? İki takım da şu an çok formda geldiler. Özellikle Eczacıbaşı'nın dün kazandığı son set onları bu maç için ekstra bir özgüven kazandırmıştı diye düşünüyorum. Çünkü kolay geri dönüşler değil. 21-14, 23-19'dan dönerek dördüncü seti kazandılar ve adını finale yazdırdılar. Bence bu bugünkü maça da yansıyacak bir güven olacaktır Eczacıbaşı Vitra'ya. Ligin ilk maçı çok tek taraflı oynanmıştı. Vakıfbank tek yenilgisini aldı zaten bu sezon Eczacıbaşı Vitra'dan ama özellikle sizin de dediğiniz gibi az önce son set 25-9 bitti. Yani bu iki takım arasında oynanacak bir maça yakışmayacak bir set skoruydu. O gün için Eczacıbaşı Vitra, Zulting ve Loneke gerçekten hücum anlamında çok iyi savunmuştu. Hiç oyuna sokmadı o iki ismi ve böylece kazandılar. Tabii o günden bu yana da kazanan bir Vakıfbank var karşılarında. Voleybolun iki köklü kulübü, iki bayrak takımı. Çok önemli ve ciddi, güzel bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum. Yani bu maçın sonucunu önceden de kestirmek gerçekten çok zor. İki takım da çünkü çok uzun zamandır kazanma alışkanlığı edinmiş takımlar. Vakıfbank'ın dün Fenerbahçe'yi yendiği maçta da gösterdiği performansı unutmamak lazım. Özellikle Loneke'nin sakatlandığı bölümde o gün için Giovanni Guidetti de söyledi. Belki bu kadar katkı beklemiyordu bench'ten geldiğinde ama bench'ten gerek çok iyi bir katkı verdi. Bu da bence bugüne önemli olarak yansıyacaktır. Bu arada Tamer İnan'ın yanında Giovanni Guidetti, söz Tamer'de. Evet, şimdi Giovanni Guidetti yanımıza, hemen kendisini alacağız. Biraz uzaklaştı. Yes sir. At first, congratulations, you are at final again after last year. What would you like to say? Last year you lost the cup, actually, but now you are again at finals. What's your opinion? Yeah, generally, Turkish Cup is, Vakıfbank is not very lucky in Turkish Cup, so we hope this year to be more lucky, but it's not about luck. That means play good this match. Eczacıbaşı is a very strong team, they're playing really good. I think we are in a good condition too, so we want to fight point by point. We want to play a great final. Let me translate, please. Aslında Guidetti'nin Türkçesi de oldukça iyi ama İngilizce röportajla başladık. Kendisine ben geçen yıllardan tekrar bu yılda da finalde olduklarını söyledim. Neden söylemek istedik? Geçen yıl Fenerbahçe'ye karşı kaybetmişti. Vakıfbank biliyorsunuz. Kendisi de aslında biraz şanssızız diye başladı. Türkiye Kupası'nda yeni adıyla Kupa Voley'de diye başladı ama şu anda takımın kondisyonundan, durumundan, mevcut durumundan oldukça memnun olduğunu söyledi. Ben şimdi kendisine bu durumun ekstra bir motivasyon, daha doğrusu geçen yıl kaybetmiş olmanın bu yıl için ekstra bir motivasyon kaynağı sağlayıp sağlamayacağını soracağım. I don't know if you understand or don't understand. I will say again. Repeat my question. Does it make extra motivation? I mean, last year because you lost the cup. Does it make extra motivation for you? Last year we played terrible. It was not even a final. It was
one hour match. So for sure, we want to do a different final. We want to play with different spirit. We want to fight in a different way. And again, we fight an incredible strong team, but also we believe in ourselves. We believe in our power, and we want to do something different from last year for sure. What about when we look at the league period, you lost against Azerbaijan. Will it be different, I mean, compared to a league match? I hope so. Also because it was a very bad 3-0, so I hope it will be different. We want that that is different, and we prepare that that will be different. So let's play and see. Okay, thank you. Thanks Bye. A lot. Okay. Thank you for joining us. Okay. Aslında Guidetti, öncelikle ekstra bir motivasyon sağlayıp sağlamadığını sordum ben bu karşılaşmanın. Çünkü geçen yıl kaybetmenin verdiği bir hayal kırıklığı vardı. O da kendisinde gerçekten finalleri kaybetmekte hiç hoşlanmayan, mutlaka tüm antrenörler öyledir ama kazanma hırsıyla çok bilinen bir antrenör. Geçen yıl çok kötü hissetmiştik kendimizi. Bu yıl ise kazanmak için her şey elimizden gelen, her şeyi yapacağız dedi. Ben ise ikinci soru olarak devamında ligde kaybetmiştiniz dedim. Bunun için neler söyleyeceksin dedim. Umarım bu kez olmaz dedi. Gerekli hazırlıkları yaptık, kazanacağız dedi. Takımına inanıyor Guidetti. Gerçekten son derece iyi bir kadrosu var. Dünyanın belki de sayılı kulüplerinden biri ki bildiğiniz gibi sizin de zaten bunda iki defa kanıtladılar dünyanın en iyi kulübü olduklarını. İki defa kanıtlamış bir takımdan bahsediyoruz. Röportajlarımız devam edecek. Az sonra yanımızda Marco Motta olacak. Kamera röportajları için teşekkür ediyoruz ve ilk maçla ilgili söylediği bir söz daha var. Terrible dedi. Çok çok kötüydük dedi. Giovanni Guidetti. Ama bu maçta neler olacak? Bu bir kupa maçı. Sonucu önceden kestirmek mümkün değil. Eczacıbaşı da çok güçlü. Biri Türkiye'nin en eski, en köklü kulüplerinden biri. Diğeri ise son yıllarda müthiş yatırımlar yapan bir kulüp. Bu anlamda gerçekten güzel bir maç bizi bekliyor değil mi? Aslında antrenörler açısından da Türkiye'ye damga vurmuş iki isim. Yabancı antrenörün karşılaşması olacağını söyleyelim. Vakıfbank'a çok önemli başarılar kazandıran Giovanni Guidetti. İlk Eczacıbaşı Vitra deneyiminde ki şu an Vakıfbank'ın pasörlüğünü yapıyor. 16 yaşında A takımda oynatmıştı Motta onu. O dönemde Eczacıbaşı Vitra ile çok önemli başarılar yakaladı. 2012 olimpiyatlara gitmeye hak kazandığımız milli takımın başında da Marco Aurelio Motta vardı. Yani gerçekten çok önemli. Türkiye'ye çok fazla şey katmış. İki antrenörün de aslında bugün bir kapışmasını izleyeceğiz. İnşallah seyir zevki yüksek bir mücadele olur. Ben öyle de olacağına inanıyorum. En azından ligdeki o Eczacıbaşı Vitra'nın tek taraflı galibiyeti kadar basit olmayacağını düşünüyorum bugünkü maçın. Çünkü artık bu tek bir maç. Kazanan kupayı alacak. İki tarafta çok isteyecektir. Özellikle Eczacıbaşı Vitra'nın buraya gelene kadar Jordan Larson'un çok etkili oynadığını söylüyorum iki günlük periyotta. Boşkoviç biraz geri planda kaldı. O alıştığımız skor yükünü sırtlayan kimliğinden biraz gerideydi ama o final oynamayı sever. Bugün bence maçın MVP adaylarından biri olacaktır. Avrupa Şampiyonası'nda da gördük. Özellikle oyunun finallerini çok iyi oynayan bir oyuncu. Diğer tarafta da Roneke'nin sakatlığı dün iki set kaçırdı. Dizinde bir ağrı vardı. Bandajla çıkmıştı zaten. Uzun bir zaman tedavi oldu ve son sayıda geri dönüp son sayıyı alıp taçlandırmıştı dünkü galibiyeti. Özellikle iki pasör çaprazının bugün karşılaşmanın içerisinde çok fazla adından söz edeceğimizi düşünüyorum. Tabii Eczacıbaşı Vitra'nın başlayacak altısındaki smaçörüne kim olacağı da bence çok önemli. Çünkü zaten artık klasik bir altısı var Eczacıbaşı Vitra'nın. Orada libero'yu da katarak altı diyorum. Smaçör pozisyonunda zaman zaman Melia, zaman zaman Hande ile başlıyor Marco Aurelio Motta. Dün Melia ile başladı. Hande ile devam etti. Güldeniz de bitirdi ki Güldeniz bence dünkü geri dönüşteki en önemli etkenlerden biriydi. Ele yaptığı blokla takımını sette tutmayı başardı. Ve hatta gelen maçta da çok önemli katkısı olduğunu düşünüyorum. Ve Tamer'in yanında Marco Aurelio Motta var. Bakalım o neler söyleyecek bu önemli maç öncesinde. Evet, Brezilyalı çalıştırıcı yanımızda. Hakikaten de Türk voleyboluna da önemli katkılar sağlamış birisi. Ben hemen kendisine
Önce şu soruyu soracağım. Rakipleri Fenerbahçe'ye geçerek geldi. Kendileri ise Galatasaray'a geçerek geldi. Ve takım son durumuyla ilgili neler düşünüyor? Bunu sormak istiyorum. Çünkü özellikle Vakıfbank'ın Fenerbahçe karşısında önemli efor sarf ettiğinden bahsedebiliriz. Hemen bu soruyla başlayalım. Yes sir. At first, thank you for joining us. What would you like to say about your team's condition? How is it going? And I will add that you passed Galatasaray while you are coming to final as your rival passing Fenerbahce. What's your opinion about match and your team's condition? It's good. We play two good sets against Galatasaray. We are a competitive team. We finish first in the league in the first round. We are competitive. No, we check now this match, but I believe that we can do a good match. What about your players' individual performance? Would you like to say something about that? For example, Boskovic's performance or Lara's performance. What would you like to say? I don't like to talk about individual players. Like a team, we make until now we play many match, maybe more than 50 match. And you just lose one match. It's important for us to be stable and to be regular during the season. When we look at the league period, you won against your rival. I mean, Vakıfbank. Affect your performance today's performance? No. It's a different match, different moment. We are a strong opponent. We need to focus about our performance. At last, what do you say about Guidi, this team? Good team. No? They are European champion, world champion, and we try to do our best. Okay, thanks a lot, and good luck. Good luck, sir. Thank you for joining us. Evet, Motta'yla konuştuk. Önemli bir teknik adam. Bazen karşısında biz de kendimizi heyecanlandığımızı hissediyoruz gerçekten. Önce bunu söyleyeyim. Hemen arkasından kendi sözlerine arka arka sorularımız devam etti. Çünkü takımın başına geçmesi gerekiyordu. Kısa bir süreliğine almıştık. O yüzden cevaplarını sona sakladım. Şunu söyleyebiliriz kısaca. Öncelikle zor bir rakiple karşılaşacaklarını kendisine bildiğini söyledi. Ve kazanmak istediklerini söyledi. Ben ligde kazanmıştınız dedim. Önemli değil dedi. Bunlar farklı maçlar, farklı karşılaşmalar, farklı havaları var dedi. Özellikle bireysel, oyuncularının bireysel performanslarıyla ilgili bir şey söylemek ister misiniz diye sorduğumda, bilhassa Lara'nın ve Boskovic'in performanslarıyla ilgili bir şeyler söylemek ister misiniz dediğinde, hayır dedi, bu bir takım oyunu, takımın geneline bakmak lazım. Bireysel performanslar daha ikinci planda dedi diyebiliriz, toparlayacak olursak söz görüyoruz. Takımlar son hazırlıklarını yapıyor. Hemen kadroları sizlerle paylaşalım. Eczacıbaşı, Vitra ve Vakıfbank Kupa Voley finalinde biraz sonra kozlarını paylaşacak. Ekranlara geldiği anda kadroları sizlerle paylaşacağız sevgili seyirciler. Eczacıbaşı Vitra'nın genel kadrosu ekranlarınıza geliyor. İki takım da ideal altısıyla sahaya çıkacak. Eczacıbaşı'nın altısında Meliha, Boşkoviç, Beyza, Büşra, Larson ve Onyenovic olacak. Libero oyuncu Simge Şebnem Aköz olacak Eczacıbaşı takımında. Vakıfbank'ın genel kadrosu ekranlarınıza geliyor. Vakıfbank'ta da önemli bir sakatlık yok ve ideal altıyla mücadeleye başlayacak Vakıfbank takımı. İşte genel kadro. Gözde Kırdar 2 numarayla oynayacak. 5 Tingju, 6 Kübra, 10 Lönekes Lötyes, 11 pasör Nazay Demir Akyol ve 16 Milena Rašić altısıyla başlayacaklar. Libero, Gizem, Örge, Güner olacak. Artık son hazırlıklar yapılıyor. Maçı İlhami Şenyurt yönetecek. Çok deneyimli hakemlerimizden biri. 51 yaşında. 1989'dan bu yana voleybol hakemliği yapıyor. Tam 28 yıldır hakem sevgili seyirciler. 98'de uluslararası hakem oldu. 19 yıldır uluslararası maçlar yönetiyor. Marmara Üniversitesi spor yönetiminde yüksek lisans mezunu ayrıca ve spor pazarlaması master yapmış bir ilk iktisatçı yöneticilikten emekli. İşte altıların ekrana dizilişi geliyor. Bu şekilde başlayacak mücadeleye Vakıfbank takımı. Vakıfbank'ı kırmızı, Eczacıbaşı'nı siyah formayla izleyeceğiz. Bu arada bir de plaket töreni hazırlığı var saha kenarında. Eski hakemlerden ve gözlemcilerden Nedim Sidar, Türk voleyboluna tam 56 yıl hizmet vermiş bir isim. Ve Nedim
Sidar'a bu hizmetlerinden dolayı final öncesinde bir plaket veriliyor. Çetin Ok veriyor bu plaketi Nedim Sidar'a. Biz de Türk voleyboluna katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Ve işte Mehmet Akif Üstündağ, Voleybol Federasyonu Başkanı, o da bir plaket takdim ediyor Nedim Sidar'a Türk voleyboluna katkılarından dolayı. 56 yıl, dile kolay. Evet, bir ömür, voleybola adanan bir ömür ve işte böylesine önemli bir final öncesinde de bu plaketle bu anılar ölümsüzleştirildi. Ve işte kupa finali öncesinde seremoniye geçeceğiz şimdi sevgili seyirciler. Maçı İlhami Şenyurt yönetecek. Yardımcılığını Ankara'dan Onur Hoşnut yapacak. O da uluslararası hakemlerimizden biri. Ve çizgi hakemleriyle birlikte ekranlara geliyorlar. Görüntülü değerlendirme sistemi olan maçlarda iki çizgi hakemi görev yapıyor. Diğer maçlarda dört çizgi hakemi oluyor voleybolda, biliyorsunuz. 2017-2018 Kupa Voley Bayanlar finali biraz sonra başlayacak. Önce hakemler yerlerini alacak, ardından sahaya çıkacak, altılar çağrılacak ve nefes kesecek mücadele birkaç dakika sonra başlayacak. Başkent Voleybol Salonu'nda, tribünlerde de biraz daha seyirci sayısının arttığını görüyoruz. Her geçen dakika gelen seyircileri görüyoruz maç başlamak üzereyken. Hakemler yerlerini alıyor. Marco Aurelio Motta, Brezilyalı teknik adam görüntüye geldi. Maçın hakemi İlhami Şenyurt, 51 yaşında, az önce söylemiştim. 28 yıldır hakemlik yapıyor. 19 yıldır uluslararası hakem. Yardımcısı Onur Hoşnut seyircileri selamladı. İki hakem birbirlerine başarılar diledi ve yerlerini alıyor. Ve finaldeki takımlar şimdi sahaya davet ediliyor. Önce Vakıfbank, Gözde Kırdar 2 numarayla oynayacak. Ting Zhu 5 numara. 6 numara Kübra Çalışkan. 10 Löneke Slöpyes. 11 Naz Aydemir Akyol. 16 Milena Raşiç. Libero 1 numarayla Gizem Örge Güner. Giovanni Guidetti, milli takımımızın da aynı zamanda filenin sultanlarının da teknik direktörü o. Ve Eczacıbaşı 2 numara Meliha İsmailoğlu, 3 Piana Boşkoviç, 4 Beyza Arıcı, 9 Büşra Kılıçlı, 10 Jordan Larson, 18 Maya Omnenoviç, libero oyuncu 5 numarayla Simge Aköz. Takımı Marco Aurelio Motta çalıştırıyor Brezilyalı antrenör. Yardımcı hakem Onur Hoşnut oyuncuların pozisyonlarını kontrol edecek. Biraz sonra işaretini verecek. İnşallah en az dünkü yarı finaller kadar keyifli, voleybol zevki yüksek bir mücadele izleriz. Maçın başında smaçör olarak Jordan'ın çaprazını kim oynayacağı sorusu vardı bir tek akıllarda. Yine Melia ile başlıyor Eczacıbaşı Vitra. O gün Vakıfbank'ı yenerken de Melia'nın önemli bir katkısı vardı Eczacıbaşı Vitra tarafından. İlk servisi Naz Akdemir Akyol'la Vakıfbank kullanacak sevgili seyirciler. Hazırlıklar tamam. Gözler İlhami Şenyurt'un vereceği işarette ve dev final başlıyor. İlk hücum şansı Eczacıbaşı'nın plase, Meliha'nın plasesi ve sayı geliyor. Meliha İsmailoğlu 1-0 yaptı skoru. Büşra kullanacak Eczacıbaşı'nda servisi, Meliha'nın plasesi görüntüye geliyor. Büşra Kılıçlı arka çizgiye, Gözde karşıladı Naz. Ortadan hücum, etkili bir hücum. Milena Raşiç, 1-1. Vakıfbank'ın en iyi turuna geldi sıra.
Rakiplere korku dolu anlar yaşatan Turgu. Gözde kullanıyor servisi. İyi servis. Larsson'un üzerine. Kayarak maç. Beyza. 22 yaşında 1.92 boyunda Beyza Arıcı çok genç. Yetenekli bir oyuncu. 2-1 yaptı skoru Beyza. İşte Beyza'nın sayısı. Pas da tabii çok güzel. Maya içeri kaçmadan tek elini muazzam bir pas attı. İyi servis Boşkoviç'ten. Arka çizgiye ama top dışarı gidiyor. Rašić bu kez topu dışarı gönderdi. Maçtaki ilk hata Rašić'ten geldi. 3-1. Boşkoviç kullanacak servisi. İyi servis. Sürekli Gözde'nin üzerine kullanılıyor servisler. Ve Ju sayıyı buluyor. Bin Ju. Çinli oyuncu 23 yaşında. 1.98 boyunda. 2-3. Milena Rašić kullandı. Meliha'dan iyi manşet. Hücumu da yaptı. Sayıyı da getirdi. Meliha İsmailoğlu. 4-2. Meliha çok iyi başladı. Hem servis karşılamada hem de hücumda. Bakalım serviste nasıl olacak şimdi. İyi manşet. Gizem Örge'den. Döndü top. Sayı şansı devam ediyor. Vakıfbank için. Ju ve sayı. İkinci sayısı Çinli oyuncunun. 3-4. Dört numaradan çok etkili hücumları var Çinli Ju'nun. Löneke. Çok iyi manşet. Arka alan hücumu Rašić ve sayı geliyor. 5-3. Boşkoviç'in sayısı hemen düzelteyim. Rašić dedim bir an dalgınlıkla. 20 yaşında Boşkoviç Sırp oyuncu. 1.93 boyunda. Beyza. 5-3 Eczacıbaşı üstünlüğü var. Final maçındayız. İlk setteyiz. Gizem Örge karşıladı. Ju block out. Ju şu ana kadar gelen her topu sayı yaptı. 4-5. Dün bıraktığı yerden devam ediyor. Çinli smaçör 4 sayının 3'ünü aldı Vakıfbank'ta. Servisi de Ju kullanacak. Sayıyı bir kez daha izledik. Arka çizgiye ama dışarı. 6-4 Eczacıbaşı üstünlüğü. Maçtaki ilk servis hatası Çinli Ju'dan geldi. Simge ekranlara yansıdı. Simge Şebnem Aköz takımın liberosu. Ognjenović. Naz. Kübra'nın hücumu sayı getiriyor. 5-6. Karşılıklı sayılarla devam eden bir mücadele. Vakıfbank 5, Eczacıbaşı Vitra 6. Kübra'nın sayısı yeniden görüntüde. Servisi de Kübra kullanıyor. 23 yaşında 1.97 boyunda Kübra. İyi servis Meliha'nın üzerine. Larsson. Boşkoviç ve sayı. 7-5. Larsson kullanacak servisi. 7-5 Eczacıbaşı Vitra üstünlüğü var. Ligdeki maçı 3-0 kazanmıştı Eczacıbaşı Vakıfbank karşısında. Gözde, Ju ve yine sayı. Arka alan hücumu bu kez 6-7. Üçlü bloğu çok kolay geçti. Çok uzun bir üçlü bloğu rahat geçti. Müthiş yükselmiş. Hem de arka alandan böylesine bir hücum 5 numaradan. Çok etkili. Bu arada Naz servis bölgesinde ama çok etkili servisleri olan Naz bu kez kaçırdı servisi. Vakıfbank'ın ikinci servis hatası oldu bu. 8-6. Vakıfbank antrenörü Giovanni Guidetti görüntüye geldi. Büşra Kılıçlı kullanıyor servisi. Gözde.
Lönekes, Lötyes arka alanda çevirdi topu Büşra. Ve yine sayı Boşkoviç'le geliyor. Ağırlığını koymaya başladı Boşkoviç. 3 top aldı, 3'ünü de öldürdü. %100 hücum ediyor sırt pasör çaprazı. Avrupa Şampiyonası MVP'si ve 2017 yılının en iyi kadın voleybolcusu seçildiğini de hatırlatalım. Evet. Şampiyonada müthişti. Hatta eczacı başında da aynı oyunu oynasa şeklinde eleştiriler de yapılmıştı o dönemde. Ve Meliha'nın tiplediği top 10. sayısı oldu eczacı başının. Fark 4 sayıya yükseldi. Her an mola isteyebilir bu iletti. Eczacıbaşı 10, Vakıfbank 6. Az önceki sayı tekrar görüntüye geliyor. Büşra, Gözde. Tüm servisler Gözde'nin üzerine kullanılıyor. Onun hücum etkinliğinin azalması için. Lönekes, Lötyes'in bu maçtaki ilk sayısı. Hollandalı pasör çaprazı 27 yaşında, 1.92 boyunda. İşte onun sayısı ekranlara geliyor. Gözde Kırdar kullanacak servisi. 7-10. Meliha. Yüksek bir top. Hücumu da Meliha yaptı. Topu dışarı gönderdi Meliha. 8-10. Fark 2'ye indi. İlk hücum hatasıydı Eczacıbaşı takımının. Gözde, Meliha İsmailoğlu, Vakıfbank'ta Meliha'nın üzerine kullanıyor servisleri. Bu arada Gizem'den dışarı gitti. Top 11-8. Bu takımın en skorer ismi Meliha. 4 sayı oldu. Müthiş başladı Meliha. Boşkoviç 3 sayı üretti. Beyza'nın 1 sayısı var. Naz. Lönekes Lötyes'in hücumunda döndü top. Sayı şansı Larsson. 5 numaradan arka alandan hücum etti ve sayıyı getirdi. 12-8. Teknik molaya giriyoruz. Nasıl değerlendiriyorsun Murat çok şu ana kadar? Çok iyi başladı Eczacıbaşı Vitra. O hani Boşkoviç'in yanında ikinci bir skorer kim olur diye düşünürken Meliha bir anda ön plana çıktı. Çok iyi başladığını tekrarlayalım Eczacıbaşı Vitra'nın ki hani ilk iki günün skor anlamında yıldızı, sahanın yıldızı Jordan Larsson'u şu ana kadar sadece bir kere devreye sokarak bunu başardılar. Vakıfbank'ta ise problem Jun'un haricinde top öldürebilen ikinci bir oyuncunun çıkmaması. Ama Eczacıbaşı Vitra hem oyunun servis karşılama bölümünde hem daha iyi servis atan takım rolünde çok çok iyi başladı maça. Yayın öncesinde de söylemiştik. Tiana Boşkoviç belki ilk iki gün çok etkili değildi ama final oynamayı severdi. Bizi yanıltmadı. Galiba kendi bugüne saklamış sırt pasör çaprazı. Ve işte teknik mola geride kaldı. Sette 10. dakikadayız. 12-8 Eczacıbaşı üstünlüğü var derken bir sayı daha 13-8. Hücumda hata geliyor. Bir kez daha izleyeceğiz. Dışarı vurdu topu Milena Rašić. İkinci hücum hatası Rašić'in. 13-8. Boşkoviç. Gizem Örge. Naz. Ortadan hücum. Milena Rašić'in hücumunda yine iyi savunma yaptı Eczacıbaşı. Bir hücum şansı daha. Naz. Ju'yu kullandı ve Ju yine sayıyı buldu. Beşinci sayısı Ting Ju'nun. 9-13 oldu skor. Milena Rašić kullanacak servisi. 1.91 boyunda Sırp oyuncu 27 yaşında. Boşkoviç fileden mi döndü bloktan mı ama sayı Vakıfbank'ın. 10. sayısı Vakıfbank'ın. 10-13 oldu skor. Evet fileden dönmüş. Boşkoviç'in hücum hatası bu. Ve servisi kullanıyor Vakıfbank. İyi servis.
Boškovic. Müthiş bir smaç ama kendi alanına döndü top. Onyenovic. Beyza. Lönekes. Löpjes'in sayısı. Üst üste 3 sayılık seri yakaladı. Vakıfbank fark 2'ye indi. 11-13. Hollandalı yıldızın sayısını bir kez daha izledik. Ve Giovanni Guiretti'nin tepkisi. Rašić. Çok iyi servis ve sayı geliyor. Maçtaki ilk servis sayısı Milena Rašić'in oldu. Fark 1'e indi. Bu kez de Marco Aurelio Motta mola istemek durumunda kaldı. Filedeki bant özellikle son 2 gündür çok belirleyici. Özellikle sağ tarafımızdan, bizim sağ tarafımızdan atılan servislerde önemli bir rol oynuyor bantla çarpan top. 2 gündür de çok şekez gördük bunu. Mola geride kaldı. 13-12 Eczacıbaşı. Vitra üstünlüğü var ama üst üste gelen 4 sayının ardından mola almak durumundaydı. Eczacıbaşı antrenörü Motta ve az önceki sayı tekrar görüntüye geliyor. Milena Rašić. Boškovic, müthiş bir hücum. 14-12. Dördüncü sayısı Tiana Boškovic'in. Arka alandan çok etkili bir hücum. Solak olmanın da avantajıyla bloktan iyi kaçabiliyor Boškovic. Meliha. Gizem Örge. Lönekes, Lötjes. Boškovic karşıladı. Lasse Larsson. Gizem. Ju. Çok zor top. Larsson kaçamadı ve sayı geliyor. Tam sayı gitmiş derken tersini yaptı Ju. 6. sayısı. Bu kadar açık bir topa hücum etmek her zaman risklidir ama Zutink vurdu. Tabi burada Ju'nun sayısı kadar Larsson'un yaptığı hata da söz konusu. İşte izliyoruz. Larsson hem çeviremedi hem de kaçamadı toptan. Ve sayı geldi. Slötjes. İyi servis, Simge karşıladı. Ve Larsson'un sayısı 15-13. Karşılıklı sayılara döndü oyun. Larsson'un bu maçtaki ikinci sayısı. Beyza Arıcı. Çok iyi servis. Gizem karşıladı Naz. Yine Ju. Plase bu kez. Boškovic. Beyza rakip alana göndermek zorunda. Yüksek gönderdi. Gizem. Naz. Arka alan hücumu. Lönekes. Lötjes yine. Üçüncü sayısı Hollandalı yıldızın. 14-15. Vakıfbank herkes öne doğru adım atınca pası kime gideceği de belli olmadı. Dağınık bloğa iyi hücum etti. Lönekes. Lötjes. Tingjul. Çok iyi karşıladı Simge. Ortadan hücum ve sayı geliyor. Büşra. Bu maçtaki ilk sayısı Büşra Kılıçlı'nın. 1.88 boyunda Büşra. Bu Eczacıbaşı Vitra için önemli. Çünkü Beyza'nın önde olduğu turda Mayonjanovic sıkça pas atıyor ona. Büşra'nın önde olduğu turda çok kullanmıyor onu. Eğer kullanırsa rakipler için artı bir dezavantaj olacaktır. Bu arada Onyenovic servisi kullandı. Hızlı hücumla Gözde ile sayıyı buldu Vakıfbank. Gözde'nin ilk sayısı. Takımın en deneyimli oyuncusu Gözde. Ve işte onun sayısını bir kez daha izledik. 15-16. Kübra. Meliha'nın üzerine yine servis. Larsson bloğa yakalanıyor. Gözde çok hırslandı. Milena Rašić ile birlikte yükseldi Gözde. Üst üste 2 sayı geldi. 16-16 eşitlik. Bir kez daha izleyeceğiz bu güzel bloğu. İzliyorsunuz. Deneyim böyle bir şey. Kübra.
ve out'a gönderiyor Kübra. 13-8'den 16-16'ya gelmişti. Şimdi 17-16 üstünlüğü var Eczacıbaşı'nın. Üçüncü servis hatası oldu bu Vakıfbank'ın. Eczacıbaşı bitirdiğinin üst servis hatası yok. ...17-17 eşitlik. Gözde oyuna ağırlığını koymaya başladı. Tabii servislerle Gözde'yi oyundan... ...hücumdan daha doğrusu düşürmeye çalışıyor Eczacıbaşı... ...ama bu bölümde üst üste 3 sayı Gözde'den geldi. Larsson 18-17. Büşra kullanacak servisi Eczacıbaşı'nda. İyi manşet. Naz ortadan hücum. Plase Milena Rašić. Üçüncü sayısı Rašić'in. 18-18. Başkent Voleybol Salonu'nda Kupa Voley Bayanlar finalindeyiz. Eczacıbaşı 18, Vakıfbank 18 ilk sette. Gözde Kırdar Brakeşki. Onyenovic 4 numaradan Meliha ile hücum ve sayı geliyor. 5. sayısı Meliha'nın. Bir süre ara vermişti sayı getirmeye Meliha. Uzun bir loyu iyi geçti. Kesti topu. Çünkü hem Lonek hem Rasic vardı karşısında. Boşkoviç, Gizem, Ju, Lönekes, Lötyes, blockout. Çok sakin. 19-19. Lötyes'te 4 sayıya ulaştı bu arada. Neredeyse bloğun içinden vurdu topa. Zor bir pası sayıya çevirdi. Hollandalı pasör çaprazı. Rašić. Onun servis kullandığı bölümde farkı kapatmıştı Vakıfbank. Bakalım şimdi aynı seride neler yapılacak. Naz. Lötyes ve sayı geliyor. Öne geçiyor Vakıfbank. 20-19. Naz görüntüye geliyor. Bir pasörün takımda ne kadar önemli olduğunu işte kanıtlıyor Naz. Rašić. Çok iyi manşet simgeden. Meliha top dışarıda. Görüntülü değerlendirmeye mi başvuracak dedim ama mola istediğim otta. Çok fazla hata yapmaya başladı Eczacıbaşı Vitra. Ve ilk kez öne geçti 20-19'da. Bu arada Vakıfbank meclisine konuk olduk. Cihani Büyük'ün önemli uyarıları vardı. Özellikle Meliha'nın hücumunda nedenini kapatması gerektiğini söyledi oyunculara. Tabii çok fazla hata yapınca bir anda rüzgar Vakıfbank'ın arkasına döndü. Çok önemli bir set sonu bizleri bekliyor. Bakalım. 21-19 oldu skor. Yine aynı servis bölümünde üst üste sayılar elde ediyor Vakıfbank. Rašić'in servis bölgesinde olduğu bölümde. Naz. Ju. Dışarı vurdu Ju. Çok kritik bir hata. 20-21. Ju'dan ilk hücum hatası bu. Bir challenge isteği var. Evet, ben de onu düşündüm. Sayı yazılmadı ama görebildiğimiz kadarıyla açıktan gitmişti top. Naz da aslında öyle olduğunu söyledi Giovanni Guidetti ama Giovanni Guidetti kafasında soru işareti vardı herhalde bu hücumla bence ilgili. Bence şu da var. Mola gibi de kullanıyorlar bu bölümü. Biraz oyuncuları dinlendirmiş oluyorlar. Rakibi de soğutmayı planlıyor evet. Muhtemelen Giovanni Guidetti. Evet, top out. Teması da yoktu bloğa.
20-21 oldu. Meliha çok iyi servis. Ju karşıladı. Gizem Örge. Ju arka alanda yine Meliha. Lokta yumuşadı Larsson'un hücumu. Naz. Lönekes, Lökyes. Dönecek mi bu top? Çok zor top. Dönmüyor. 6. sayısı Hollandalı Yıldız'ın. 22-20. Yüksek yüzdeyle oynuyor Lönekes, Lötyes ve servis bölgesinde o var. Çok iyi servis Simge. Dönen top. File üstü mücadelesini Omnie Novic kazanıyor. Maya'ya bir uyarı gelecek sanırım. Çünkü sayıyı aldıktan sonra karşı sahaya bir bakış attı uzunca süre. Evet, İlhan Şenyurt da çok güzel idare etti durumu. Uyarısını yaptı. Eğer bir daha olursa kartı görürsün dedi. 21-22. Bu arada aynı sayı tekrar görüntüye geliyor. Maya Oyeno için bakışları tekrardan görmüş olduk böylece. Ve mola geldi Giovanni Guidetti'den. Tabii iki mola hakkı da duruyordu Giovanni Guidetti'nin. Az önce aldığı challenge'lı bir mola gibi kullanmıştı. Şimdi ilk mola hakkını kullandı. Eczacıbaşı Vitra bench'indeyiz. Onları dinleyelim. Hande Balad'ın görüntüye geliyor bu arada. 21-22 sevgili seyirciler. Beyza kullanacak Eczacıbaşı Vitra'da servisi. Adına yakışır bir final izliyoruz. Eczacıbaşı Vitra fark yapmıştı setin ortalarında. Oyunu çevirmeyi başardı. Vakıfbank şimdi 22-21 üstün. Beyza. Yine çok iyi bir servis Gizem. Kübra tek ayak üzerinde smaç. Boşkoviç. 4 numaradan hücum. Blokta başarı var. Kübra ve Naz yükseldi. 23-21. Çok kritik bir sayıydı bu. Sanırım bloğda Naz yaptı. Larsson iyi başlamadı bugün. Eczacıbaşı Vitra'da. Naz'ın bloğunu bir kez daha izledik. İlk sayısı Naz'ın. Ju. Simge çok iyi manşet. Boşkoviç. Lötyes. Onyenovic, Boşkoviç. Çok iyi savunma Slökyes'ten üst üste iki kez. Gizem Örge, Gözde, zor top. Ve sayı Vakıfbank'ın diyor İlhami Şenyurt. Lockout. Büşra'nın eline teması vardı topun. Yalnız Gözde'nin sayısı kadar Loneke'nin iki çapraz savunmasının da çok önemi vardı bu sayıda. Kesinlikle. 24-21 set sayısı için servis atıyor Vakıfbank. İyi manşet geldi. Ortadan hücum. Büşra'nın sayısı. 22-24. Servisi Eczacıbaşı Vitra kullanacak ama sayı şansı ve set sayısı şansı Vakıfbank'ın yine. İki kez daha bu şansları olacak. Gizem. Naz. Arka alan hücumu. Blokta sekti ve sayı geldi. Seti kazandı. Vakıfbank sevgili seyirciler. 25-22 ve bu sezon Vakıfbank Eczacıbaşı'ndan ilk kez servisle bir set kazanıyor. Mutlu pazarlar diliyorum sevgili seyirciler. 2017-2018 Kupa Voley Bayanlar finali biraz sonra başlayacak. Türk voleybolunun hatta dünya voleybolunun en güçlü takımlarından ikisi biraz sonra karşı karşıya gelecek. Eczacıbaşı ya da Vakıfbank bu maçın sonunda kupanın sahibi olacak. Karşılaşmayı uluslararası hakemlerimizden İlhami Şenyurt yönetecek. Yardımcılığını Onur Hoşnut yapacak. Takımlar son hazırlıklarını yapıyor. Ligi ilk 4 sırada bitiren takımlar biliyorsunuz doğrudan çeyrek finale kaldı kupada. Bu takımlar Eczacıbaşı, Fenerbahçe, Vakıfbank ve Galatasaray'dı. Diğer 8 takım eşleşti. Kupada ilk bölümü oynadılar. Beşiktaş Çanakkale Belediyesi'nin, Nilüfer Belediye Halk Bankı, Seramiksan İlk Bankı, Kameroğlu Beylikdüzü'de Bursa Belediyesi'ni yenerek eledi. Çeyrek finale çıktı.
Burada Ankara'da yapılan çeyrek final maçlarında Galatasaray Beşiktaş'ı 3-0'la geçti. Vakıfbank Kameroğlu Beylikdüzü'nü, Eczacıbaşı Vitra Nilüfer Belediye'yi, Fenerbahçe'de Seramiksan'ı 3-0'la yendi ve yarı finalist oldu. Dün yarı finaller oynandı, yine TRT Spor ekranlarından izlediniz. Eczacıbaşı Vitra Galatasaray'ı 3-1 yendi. 25-19, 25-17, 16-25 ve 26-24'lük setlerle. Fenerbahçe Vakıfbank'a 3-1 kaybetti. Vakıfbank finale çıktı. Setler 15-25, 25-23, 15-25 ve 19-25'ti. Eczacıbaşı ile Vakıfbank bu sezon ligde 7. haftada karşı karşıya geldiler. 14 Kasım günü ve o maçı Eczacıbaşı 3-0 kazanmıştı. Setler 25-23, 25-22, 25-9'du sevgili seyirciler. Yorumlarıyla her zaman olduğu gibi Murat Mert Yücekök bizlerle birlikte. Nasıl bir maç bekliyorsun Murat? İki takım da şu an çok formda geldiler. Özellikle Eczacıbaşı'nın dün kazandığı son set onları bu maç için ekstra bir özgüven kazandırmıştı diye düşünüyorum. Çünkü kolay geri dönüşler değil. 21-14, 23-19'dan dönerek dördüncü seti kazandılar ve adını finale yazdırdılar. Bence bu bugünkü maça da yansıyacak bir güven olacaktır Eczacıbaşı Vitra'ya. Ligin ilk maçı çok tek taraflı oynanmıştı. Vakıfbank tek yenilgisini aldı zaten bu sezon Eczacıbaşı Vitra'dan ama özellikle sizin de dediğiniz gibi az önce son set 25-9 bitti. Yani bu iki takım arasında oynanacak bir maça yakışmayacak bir set skoruydu. O gün için Eczacıbaşı Vitra, Zulting ve Loneke gerçekten hücum anlamında çok iyi savunmuştu. Hiç oyuna sokmadı o iki ismi ve böylece kazandılar. Tabii o günden bu yana da kazanan bir Vakıfbank var karşılarında. Voleybolun iki köklü kulübü, iki bayrak takımı. Çok önemli ve ciddi, güzel bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum. Yani bu maçın sonucunu önceden de kestirmek gerçekten çok zor. İki takım da çünkü çok uzun zamandır kazanma alışkanlığı edinmiş takımlar. Vakıfbank'ın dün Fenerbahçe'yi yendiği maçta gösterdiği performansı unutmamak lazım. Özellikle Loneke'nin sakatlandığı bölümde o gün için Giovanni Guidetti de söyledi. Belki bu kadar katkı beklemiyordu bench'ten geldiğinde ama bench'ten gerek çok iyi bir katkı verdi. Bu da bence bugüne önemli olarak yansıyacaktır. Bu arada Tamer İnan'ın yanında Giovanni Guidetti, söz Tamer'de. Evet, şimdi Giovanni Guidetti yanımıza, hemen kendisini alacağız. Biraz uzaklaştı. Yes sir. At first, congratulations, you are at final again after last year. What would you like to say? Last year you lost the cup, actually, but now you are again at finals. What's your opinion? Yeah, generally. De oyuna ağırlığını koymasının çok etkisi vardı ilk sette. Arka çizgiye ve çok iyi bir yere top. 2-0. Maçın hakemi İlhami Şenyurt görüntüye geldi ve az önceki plasesi Ju'nun 90 diye tabir edilen yeri düştü top. Evet. 7. sayısıydı Çinli Yıldız'ın. Naz çok iyi servis. Meliha ve blokta başarı var. Milena Rašić. Müthiş başladı bu sete Vakıfbank 3-0. Çok hırslı oyuncular görüyorsunuz. Guidetti çok hırslı bir teknik adam ve oyuncularını da o şekilde hazırlamış bu maça, bu finale. Naz'ın pası, Gözde'nin hücumu, bir sayı daha 4-0. Gözde havada bekledi, bloğu düşürdü, öyle vurdu. Evet. Burada bekliyoruz. Olabildiğince düşürdükten sonra vurdu bloğu. Ve mola geldi Eczacıbaşı Vitra'dan. Hücum yüzdesi çok düşmüştü zaten Eczacıbaşı Vitra'nın ilk setin sonunda. İkinci sette de istedikleri gibi başlayamadılar. Bu arada Vakıfbank bench'indeyiz. Okay. Bye. Tony. Melia, your responsibility. Okay, Melia. Stay on the court. Sürekli Melia'nın adı geçiyor. Sorry. Bu amara, okay. Attention now. If you see Milena with you, Melia, not go inside. Bye. Gözde'nin yüzündeki ifade ne kadar hırslı olduğunu gösteriyor. Giovanni Melia'ya dikkat çekiyor oyuncularına. Evet. Serviste tekrar Melia'ya doğru gelebilir.
Sürekli zaten Melihan'ın üzerine kullanıldı servisler. Blockout. Larsson blockout yaptırıyor. Bu setteki ilk sayısı Eczacıbaşı'nın 1-4. Gizem Örge çevirdi. Fileye takıyor. Lönekes, Lötyes. Az önce ilk sette Zu bunun daha zor olan pozisyonundan sayı çıkarmıştı. 2-4 oldu skor. Larsson. Çok iyi servis. Gözde karşıladı. Rakip alana müdahale işareti geliyor. 3-4 oldu. Üst üste 3 sayı kazandı Eczacıbaşı. Tekrar izleyeceğiz. İşte Naz rakip alandaki topu çevirdi dedi İlhami Şenyurt. Ve 4-4. Bir de servis sayısı. Gizem'in de işi zor. Zuh'un alanını kapatıyor. Hem kendi alanı var. Eczacıbaşı'nın bu maçtaki ilk servis sayısı Larsson'la geldi. Yine Jun'un üzerine bir servis. Naz. Löneke blok. Bu kez de Eczacıbaşı 4 sayılık farkı kapatıp öne geçti. Çok güzel bir blok izledik. İşte bir kez daha ekranlara geliyor. Larsson'dan servis hatası. Bu da Eczacıbaşı Vitra'nın ilk servis hatası oldu maçtaki. Hem ilk ace hem ilk hata Larsson'dan geldi böylelikle. Gözde çok iyi servis. Yine Melihan'ın üzerine. Melihan buna rağmen hücumunu yaptı. Naz Löneke bloktan döndü. İkinci hücum denemesi Ju. Şimdi sayı şansı Eczacıbaşı Vitra için. Gözde çevirdi. Gizem elinden geleni yaptı ama bu top çıkmadı. 5-5. 6-5 hemen düzelteyim. 6-5 Boşkoviç'in sayısı. Bu setteki ilk sayısı Boşkoviç'in. Büşra, Gözde, Naz, Ju, bloktan döndü. Beyza rakip alanı bıraktı. Gizem Örge, Naz, Slötyes boşluğu iyi görüyor. Löneke, Slötyes. 7. sayısı Hollandalı Yıldız'ın. 6-6 oldu skor. İlk seti 25-22 Vakıfbank kazandı. Kupa voley finalindeyiz. Eski adıyla Türkiye Kupası finalindeyiz. Bu finali kazanacak takım Sev Kupası'nda Türkiye'yi temsil etme hakkını elde edecek. Rašić. Çok iyi manşet simgeden. Boşkoviç etkili hücum yapamadı. Naz. Slötyes yine arka alandaki boşluğu görüyor. Löneke Slötyes. 8 sayıya ulaştı. 7-6 Vakıfbank üstün. Milena Rašić kullanacak servisi. Simge bu kez iyi manşet alamadı, kaçamadı toptan. Geriye gidemedi ve sayı geliyor. İkinci servis sayısı Rašić'in. Sekiz altı Vakıfbank üstünlüğü var. Rašić. Simge, Boşkoviç yine bloktan döndü top. İki seferdir etkili hücum yapamıyor Boşkoviç. 9-6 fark 3 sayı. Servisi Boşkoviç kullanacak. Evet. İlhami Şenyurt itirazlara ben öyle gördüm diyerek cevap verdi. Bakalım.
sonrasında rakip alandaki topa müdahale mi çıktı acaba kararsız? İşte ben de onu göremedim. Ama değmemiş Noneke. Kimse dokunmadı. Rakip alana müdahale de yok. Görüntülü değerlendirme sistemine başvuruldu bu arada. Şimdi buna itiraz edemez aslında. Yani bunun itiraz hakkı yok. Başka bir şey itiraz ediyorlar muhtemelen. Motta da çok sinirlendi. Blok taça istediğini söylüyor. Ama bunun benim bildiğim kadarıyla yani verilen karar üzerinden buna itiraz etme hakkı var mı? Çok emin değilim. Yani çıkacak. En son pozisyona bakılması istiyor. Giovanni Guidetti. Şimdi karar ne olursa olsun iki tarafta çok fazla itiraz edecek. Ona çok eminim. Evet. Bakalım görüntülü değerlendirme sisteminden ne karar gelecek? Onur Hoşnut. Eczacı başı sayısı olduğunu gösteriyor evet. Şu an. Buna böyle bakılması, bloktan aşağı düşerken bakılması ilginç geldi. Çünkü file üstündekine bakılıyor. Bu ilekte adeta çıldırdı. Ama burada devamı da gösterildi. Bence o problem. Ama Loneke topa dokunmamış. Yani ilginç bir sayı ilginç oldu. İlginç bir sayı olarak evet. Notlara düşelim. Servis kullanıldı. Vakıfbank 8, Eczacıbaşı 7. Şimdi sayı şansı Eczacıbaşı için. Omnjenović ve bloğa yakalanıyor Beyza. Kübra ve Ju görüntüye geliyor. Yani Ju özellikle 4 numarada top geçirmedi bloklarıyla. Burada da birebir de yaptı bloğu. 7-9. Löneke. Meliha karşıladı. Hücumu da denedi. Bloktan döndü top. Bir hücum şansı daha. Yine Meliha. Löneke. Gözde. Boşkoviç. Meliha yükseldi ve sayı geldi. 8-9. Bu setteki ilk sayısı Meliha İsmailoğlu'nun. Meliha zor pozisyonu sayıya çevirdi. Çok yakındı bir doğa top. Naz'ın bloğunu kullanarak sayıyı çıkardı. Beyza ekranlara geldi. Servis kullanıldı bu arada. Larsson. Tek ayak üzerinde Kübra'nın hücumu döndü top. Larsson. Gizem Örge. Naz. Ju ile oynadı. Ju'nun smacı sayı. Vakıfbank 10. Eczacıbaşı. Vitra 8. Yalnız Vakıfbank'ın hem file önünde güçlüsü hem arka alanda güçlü inanılmaz savunmalar yapıyor. Bu da Eczacıbaşı'nın moralini de bozuyor tabii. Top bir şekilde ölmüyor çünkü. Jul. Meliha. Larsson. Bloğun içine gömüldü top. Şimdi arka alana. Meliha. Tek ayak üzerinde Beyza'nın smacı sayı geliyor. 9-10. Beyza Arıcı. Mayonjenović hatasından sonra oyunda kalabilmesi adına ödüllendirdi Beyza'yı. Ve serviste nereye kullanacağını işaret etti Marco Aurelio Motta. Beyza kullanıyor servisi. Gözde'yi düşürecek büyük olasılıkla. Hayır, diğer tarafa Ju'nun üzerine kullandı. Şimdi Gözde hücum yapacak. Ve bloktan antene gitti top. Sayı Gözde'nin. 11-9 oldu skor. İşte kaptan Gözde'nin sayısı yeniden ekranlarda. Kübra. Arka çizgiye Meliha. Boşkoviç vardı arkasında ve bloğa yakalanıyor Larsson. Milena Rašić blok yaptı. İkinci blok sayısı Rašić'in. 12-9 teknik molaya giriyoruz Murat. Bu sette özellikle farkın açılmasını Vakıfbank'ın yaptığı savunma sağladı. Hem bloklar hem arka alanda yapılan savunmalar. Eczacıbaşı Vitral oyuncuları da biraz düşürdü. Çünkü bir şekilde çıkıyor top Vakıfbank alanından.
şu ana kadar en önemli özellik Vakıfbank'ın blokları. Motta özellikle blokların olmadığından çünkü karşısında çok iyi blok yapan bir takım var. Zaten uzun bir takım Vakıfbank. Hani pasörün önünde olduğu tur rakiplerin adını avantajlı turdur ama Naz'ın önünde olduğu turda da çok ekstra bloklar çıkıyor Vakıfbank'ta. Tabii alışılagelmişten daha uzun bir pasör olmanın da avantajı bu Naz'ın. Şimdi benim notlarıma göre 2, 3, 4, 5 blok yapmış Vakıfbank. Eczacıbaşı ise 1 blok yapmış. Çok büyük bir fark bu. Böylesine bir finalde bu güçteki iki takımın finalinde. Omnenovic'in pası, arka alan hücumu ve sayı geliyor Boşkoviç'te. Bir an out mu verecek dedim maçın hakemi ama sayı dedi. Tiana Boşkoviç 10-12 yaptı skoru. Omnenovic, Gizem Örgenaz, Lönekes, Lötyes, Meliha. Yüksek top, Larsson zor top ve Larsson sayıyı buluyor. 11-12. Sanırım blok teması var çünkü top evet. Dışarı düşmüştü. İşte bloktan dışarı, Naz'ın bloğundan dışarı gidiyor top. Ju karşıladı Naz. Gözde'yi iyi sakladılar ve fileden rakip alana bırakıyor Gözde. 13-11. Bu Vakıfbank'ın ikinci şans sayısı oldu. Evet. İlk sette de bir bant yardımıyla gelen sayı vardı. Bant yine yardım etti, topu içeri düşürdü. Pasör arka alanda Naz kullanıyor Vakıfbank'ta servisi. Etkili hücum turunda şimdi Vakıfbank. Blok geçtiler ama Ju karşıladı Naz. Slötyes, Omnenovic, Larsson. Sayı Eczacıbaşı Bitra'nın 12-13 oldu skor. Vakıfbank'ın blokların çok iyi olduğundan bahsettik ama bu topun sayı olmasında da Vakıfbank'ın bloklarının özellikle Ras için geç kalmasının çok önemli rolü var. Evet. Fark bir sayıya indi. Larsson kullandı servisi. Gizem, Naz ortadan hücum blok. Rashic Büşra'nın bloğuna yakalanıyor. Büşra'nın bu maçtaki ikinci blok sayısı. Güzel bir takip bloğu oldu. Naz'ın Rasic üzerinden oynayacağını tahmin ederek çok iyi takip etti Büşra. Ve ikinci blok sayısıydı Eczacıbaşı'nın. Larsson 13-13 eşitlik var. İkinci setteyiz. Naz, Gözde, Gizem Örge, Naz ve tek ayak üzerinde Rashic'in hücumu sayı getiriyor 14-13. Rush için 3 smaç, 2 blok, 2 de servis sayısı var. Gözde. Çok iyi servis Meliha'nın üzerine. Savunmayı yanıltamadı Omnenovic. Şimdi Meliha plasesi. Naz uçtu oraya adeta. Block out. Lönekes, Lötyes. 9. smaç sayısı Hollandalı oyuncunun. Yalnız Mayo Onyanoğlu için dün de bir felaket ikinci pasta topu içeri atma tercihi vardı. Bu da en az onun kadar kötüydü. Evet. Gözde kullanıyor servisi 15-12. Vakıfbank'ın üstünlüğü var. İyi servis. Meliha kötü manşet. Naz, Ju, arka alanda Simge. Larsson pasörlük yaptı ve sayı geldi. Boşkoviç. Naz Larsson çok temiz pas attı. İşte bir hücum oyuncusunun yaptığı pas ve Boşkoviç'in sayısı yeniden görüntüye geldi. 14-15. Büşra servis bölgesinde Eczacıbaşı Bitra'da. Fileye takıyor. Kritik bir hata. 15-14 Vakıfbank üstünlüğü. İkinci kez servis kaçırdı Eczacıbaşı takım olarak. Milena Rashic.
Vakıfbank'ın 3 servis hatası var şu ana kadar. Simge iyi karşıladı. Boşkoviç block out. Üst üste 2 sayı Boşkoviç'ten. ...15-16 oldu skor. Servisi de Boşkoviç kullanıyor. Eczacıbaşı Vitra'da. Çok iyi servis. Gizem Örge, Naz, Ju. Öldü denen topu sayıya çevirdiler. Gerçekten hem iyi savunma hem iyi hücum. Ju'nun 10. sayısı. 17-15 Vakıfbank üstünlüğü var. Löneke kullanıyor servisi. Meliha iyi manşet alamadı. Pas Meliha'ya ve bloğa yakalanıyor. Kübra blok yaptı. İlk blok sayısı Kübra'nın. Kübra sevincini Giovanni Guidetti ile paylaştı. Çünkü onun söyledikleriyle bloğu yaptı. Her molada Meliha'nın hücumlarından bahsediyordu Giovanni Guidetti. İşte o an görüntüye getirildi yönetmenimiz Mehmet Ali Polat tarafından. Beyza rakip alana şimdi Meliha gönderecek ve lockout yaptırıyor. Yine Kübra blok yaptı ama bu kez dışarı düştü. 16-18. Bu kadar açıktan gelen bir topa aslında bu kadar etkili olması beklenmiyordu Eczacıbaşı'nın. Meliha servis bölgesinde 16-18. İkinci setteyiz. İlk seti Vakıfbank kazandı. Gözde, Naz, Ju ve yine sayı. Çok 19, yukarıdan 16. Vuruyor. Yani blok çaresiz kalıyor. Zutin'in yaptığı hücumlara. 19-16. 3 sayılık fark var. Setin kritik bölümlerine yaklaştık. Ju. Top dışarı gidebilirdi. Riske girmedi Meliha. İzem Örge, Naz, tek ayak üzerinde smaç. Kübra'nın smaçında döndü top. Şimdi arka alan Boşkoviç ve sayı geliyor. 17-19. 9 smaç sayısına ulaştı Tiana Boşkoviç. Eczacıbaşı'da pasör değişikliği yapılıyor. Ognjenović kenara alındı. Ezgi oyunda Rachel Adams oyuna giriyor. Ve Büşra kenara alınıyor. Şimdi Vakıfbank oyuncular Ezgi'nin olduğu alanı kullanmak isteyecekler hücumda. Beyza. Fark 2 sayı. Vakıfbank'ın üstünlüğü var. Ju, Gizem, Gözde yükseldi blokta başarı. Bir hücum şansı daha olacak. Ju ve sayı geliyor. Hep zor topları sayı yaptı Ju. 12. sayısı 11 smaç bir blok sayısıyla oynuyor Ju. Çok ekstra bir oyuncu. Bazen durdurulması imkansıza yakın. 20-17 Vakıfbank üstünlüğü var. İyi servis Kübra'dan. Boşkoviç, Ju, Naz. Gözde ile oynadı. Bloktan döndü top. Naz yine Gözde. Gözde istedi topu ve sayıyı da yaptı. Gözde Kırdar. 7 smaç, 1 blok sayısı var şu ana kadar. 21-17 mola geldi. Çapraza vurmuş. Ben acaba ters açıda kaldığımız için Ezgi'nin üstünden vurdu diye düşünüyordum. Gözde çok iyi çapraza dönmüş burada. Ve bir anda fark 4 sayıya kadar çıktı. Naz'la özellikle konuşuyor. Demek ki pasörden istediği özel bir şey var bu bölümde. İşte bu sayı çok tartışıldı. Bu
burada bloktan döndü ve top rakip alana gitmedi ama sayı Eczacıbaşı'nın oldu. Biz de çözemedik. Burada muhtemelen Loneke'nin topa değdiğini ve Guidetti'nin rakip alandaki topa müdahale ettiğini düşündüğünü düşünüyorum ben. Bu arada Kübra kullandı servisi. Boşkoviç arka alandan yükselemeyince file düzleminin altından rakip alana göndermesi gerekiyor. Kural gereği bunu da yapamadı. Böylesine hızlı bir oyunda yapması mümkün değil. İşte izliyoruz. Bu arada touchdown pozisyonunda Loneke temas etmemişti topu, onu da söyleyelim. Boşkoviç'in ikinci hücum hatasıydı bu. 22-17 ve sayı yine Vakıfbank'ın. 23-17, seti kazanmaya çok yakın artık Vakıfbank. Kübra servis bölgesinde. Adams oyuna girdi ve ilk hatasını yaptı. Meliha Ezgi'nin pasında döndü. Top bir hücum şansı daha. Ezgi yine Larsson'la oynadı. Arka alanda Ju, Naz, Gözde'ye pası. Gözde'nin hücumu out gibi. Evet, out diyor İlhami Şenyurt. 18-21. Gözde ilk kez bir hücumda hata yaptı. Bu arada görüntülü değerlendirme sistemine başvuruluyor. Acaba blockout var mı yok mu? Ben görüntü değerlendirme sistemindeki açıdan görmeye çalışıyorum ama bizim bulunduğumuz açıdan çok emin olunamıyor. Bu arada temas yok kararı çıktı. Ve işte görüntülü değerlendirme sisteminin görüntüsü de ekranlara geliyor. Top kimseye dokunmadan dışarı gitti kararı geldi. Sayı Eczacıbaşı Bitra'nın. Skor 18-23. Ezgi kullanıyor servisi. 22 yaşında ikinci pasörü takımın. 1.70 boyunda Ezgi Dilik. Naz. Pasörlüğü libero yaptı bu kez. Ve Löneke sayıyı buldu. Gizem Örgen'in bu pasta tabii ki bu sayıda payı büyük. 10 smak sayısına ulaştı. Löneke, Lötyes. Set sayısı için servis atacak Vakıfbank. Ve 6 kez bu şansı olacak. Naz Akyol Akdemir. Rachel Adams dışarı vuruyor ve bu seti de kazanıyor. Vakıfbank bu setin süresi 26 dakika. Skor 25-18. Finalde çok büyük avantajla kalıyor Vakıfbank. Evet Murat, nasıl değerlendiriyorsun? 2-0 Vakıfbank üstünlüğü. Bu oyun böyle devam eder ve bu seti de alırsa kupayı kazanacak Vakıfbank. Eczacıbaşı Vitra'nın hücum yüzdesi oldukça düştü. Yani ilk sette %54'le hücum ediyorlardı. İkinci sette bu %36'ya kadar indi.
tabii Vakıfbank'ın da özellikle smaçörleri Zutink, Gözde Kırdar ve pasör çaprazı Roneke. Bu üçlü 15 sayılık katkı verdi. Çok da yüzleri hücum etti özellikle bu üçlü. Rakiplerin iyi de servis atarak sonuca ulaşmayı başardı Vakıfbank. Artık Eczacıbaşı Vitra'nın bir direnç göstermesi gerekiyor maçta kalabilmek adına. Tabii orada da en skor oyuncunun 6 sayıda Tiana Boşkoviç olduğunu söyleyeyim. Jordan Larson 4 sayısı, Büşra ve Melia'nın da 2'şer sayıları var. 4 blok yaptı ama bence 4 blok kadar özellikle önde üçlü hücum turunda o blokların erittiği toplarda belirleyici oldu. Yani özellikle çok iyi savunma yaparak kazandığını söylemekte fayda var Vakıfbank'ın. Bunun yanında Gözde, Zultik ve Loneci gibi hücum silahlarının da hücumda yüzdeleri göz önüne alınca bu fark aslında kaçınılmaz oldu. Şimdi özellikle Eczacıbaşı Vitra adına çok kritik bir üçüncü set başlıyor. Burada Boşkoviç'in iki setlerin skor yükünü çektiğini görüyoruz. 10 sayıya ulaştı. Melia'nın 7 sayısı var totalde. Jordan Larson da 7. Ama tabii bu 3 oyuncuyla Vakıfbank'ın 3 hücumcusunun yüzdeleri arasında oldukça fazla bir fark gözüküyor. Ve set başladı. Bu seti de alırsa kupayı kazanacak Vakıfbank Eczacıbaşı için. Olmak ya da olmamak seti. Larson ilk sayıyı buluyor bu sette. Yediz maç bir servis sayısıyla oynuyor Larson. Gizem Örge görüntüye geliyor. Liberosu Vakıfbank'ın. Ve Gizem bıraktı top dışarıda. 1-1. Bence challenge istenilebilecek bir pozisyon mu? Bakalım Eczacıbaşı Vitra cephesi isteyecek mi? Yönetmenimiz Mehmet Ali Polat tekrar görüntüye getiriyor. Acaba çizgide mi top? Dışarıda. Bu arada servis kullanıldı ve Gözde'nin servis sayısı geliyor. 2-1. Bu maçtaki ilk servis sayısı Gözde'nin. Takımında şu ana kadar üçer servis hatası var. Çok iyi servis. Simge. Larson manşet pas. Boşkoviç müthiş bir sayı. 10 maç sayısına ulaştı. Tiana Boşkoviç. Tekrar izledik. Pasör arka alanda etkili hücum turunda Eczacıbaşı. Üçüncü setteyiz. Setlerde Vakıfbank'ın 2-0 üstünlüğü var. Beyza. Çizgi hakemi işaret ediyor. Beyza'nın sayısı. Motta görüntüde. Vakıfbank 3-2 üstün. Omnjenović, hemen düzelteyim. Milena Rašić kullanacak servisi. Meliha Omnjenović. Boşkoviç'in hücumunda Gözde karşıladı. Ju ve sayı. 4-2. 12 maç bir blok sayısıyla oynuyor Ju. Milena Rašić kullanacak servisi. Ju'nun sayısı sürekli bloğu çok rahat geçebiliyor. Çinli Ting Ju. Meliha karşıladı. Plase. Löneke out. 3-4. İkinci hücum hatası oldu. Löneke slöt yesin. Jordan Larson. Ju karşıladı. Löneke yine out. Ama blok out diyor maçın hakemi. Motta acaba görüntülü değerlendirmeye başvuracak mı? Yok. Büşra temas olduğunu söyledi. Evet. 5-3 oldu skor.
Slötjes. Çok iyi servis. Yine Melihan'ın üzerine. Arka alan Larsson'un hücumu. 8 maç bir servis sayısıyla oynuyor Larsson. Skor 4-5. Büşra kullanacak servisi. Seti Vakıfbank kazanırsa Kupa Voley'in 2017-2018 sezonu şampiyonu olacak. Sev Cup'ta Türkiye'yi temsil etme hakkını kazanacak. Eczacıbaşı seti alırsa maçı uzatmaya götürecek. Meliha blokout oldu ve 6-4 üstünlüğü var Vakıfbank'ın. Kübra'nın sayısını tekrar izledik. Jul kullanacak servisi. Çok iyi servis ve sayı geliyor. 7-4. Sezon içinde 7. haftadaki maçı Eczacıbaşı 3-0 kazanmıştı. 25-23, 25-22 ve 25-9 gibi farklı bir set skoruyla. Ama bu maçta 2-0 Vakıfbank üstün kupa finalinde. Bu arada Meliha kenara alındı çünkü servisler sürekli onun üzerine kullanılıyor. Güldeniz oyunda Eczacıbaşı Vitra'da. Bu arada Zoom'un da sadece servis sayısı eksikti. Onu da tamamlamış oldu. Ve block out. ...5-7. Dün Güldeniz girdikten sonra o geri dönüşe çok önemli bir katkı vermişti. Bakalım bugün de takımın geri dönüşünde önemli bir etken olabilecek mi? Evet, aynı şeyi yapacak mı? Ben de çok merak ediyorum derken servis hatası geldi. 8-5. İlk kez servis kaçırdı Boşkoviç. Ve bir servis hatası da Kübra'dan. İki takımın da dörder servis hatası yaptığını görüyoruz şu ana kadar. Naz. Zor pozisyonda güzel pas ve rush için sayısını izledik. Altı dokuz. Naz kullanacak servisi. 9-6 üstün Vakıfbank. Etkili hücum turunda şimdi Vakıfbank. Bakalım bu blok sayı getirecek mi? Getirmedi ama çok iyi çevirdi Gizem. Plase arka çizgiye. Orada Jun karşıladı. Gözde zor pozisyon. Boşkoviç. Simge. Larsson. Maçın şu ana kadarki en uzun rallisini izliyoruz. Slötjes ve sayı geliyor. Vakıfbank 10. Eczacıbaşı Vitra 6 oldu. Ve mola geldi. Eczacıbaşı Vitra'nın ilk molası. Şimdi Gözde Güldeniz'in oyuna girmesi savunmada bir iki pozisyonda önemli artılar yaptı ama hücum anlamında yaşadıkları problem devam ediyor Eczacıbaşı Vitra'nın. Şu son Roneke sayısında bile herhalde morallerin ne kadar düştüğü göz önünde gelmiştir. Larsson çok kolayca bloklayacağı bir topu içeriye düşürüyor. İkinci sete de çok iyi başlamıştı Vakıfbank. Aynı üçüncü sete de başladığı gibi çok önemli bir fark yakaladılar. Ama tabii özellikle bu kadar üst seviye bir maçta son top bitmeden, yere düşmeden konuşmamak gerekiyor. Bakalım Eczacıbaşı Vitra dünkü geri dönüşünün aynısını yapabilecek mi bugün? 6-10 skor, 4 sayılık fark var. Naz servisi kullanıyor. Etkili hücum turunda şimdi Vakıfbank. Arka çizgiye Simge, iyi manşet ama file üstüne gitti. Ve Raşiç de sayı yapmayı başardı kolaylıkla. Bu sezon hiç olmadığı kadar kötü servis karşılıyor Eczacıbaşı Vitra. 11-6 oldu skor. Bu arada bir itiraz var. Görüntülü değerlendirme sistemine başvuruldu. Fileye dokunuş var mı yok mu? İşte bu pozisyon. File üstü mücadelesi.
Değmiş mi acaba? Bana sanki değmemiş gibi ya, geldi ama Raşit... Şimdi... Ben bir de GDS kamerasından bakmaya çalışıyorum ama tabii biraz uzak olduğumuz için net belli olmuyor. Bakalım, karar zaten şimdi açıklanacak. Onur Hoşnut yerine evet. Döndü. Evet, dokunuş yok. Yani sayı normal ve ekranlara da yansıdı bu görüntü. 11-6 üstünlüğü var Vakıfbank'ın. Seride 3-0 oldu böylelikle. Naz. Çok iyi aldı manşeti Güldeniz. Ve sayı Beyza ile geliyor. Dördüncü sayısı Beyza Arıcı'nın. 7-11 oldu. Beyza servisi kullanıyor. Gizem. Naz. Gözde bloğa yakalandı. Larsson blok sayısı. Bu sefer iyi kapattı Larsson. 8-11 oldu skor. Larsson'un ilk blok sayısıydı. Toplam 3 blok sayısı var Eczacıbaşı'nın. Beyza. Çok iyi servis. Filenin de yardımı tabii. Ve antene çarptırıyor. Lönekes, Lötyes. 9-11. 3 sayılık seri yakalamış durumda Eczacıbaşı. Lötyes'in 3. hücum hatasıydı bu. Beyza. Gizem Örge karşıladı. Zor pozisyon Naz ve fileye temas diyor Onur Hoşnut. Çok zor yere gelmişti top. 10-11. Yolu alacak gibi de durmuyor Giovanni Güldetti. Çünkü Eczacıbaşı vitrini serisi 4-0'a kadar çıktı. Evet. Beyza kullanıyor servisi. Fark bir sayıya indi. Rašić görüntüye geldi. Yine filede sekti. Gizem Örge. Rašić. Güldeniz. Boşković blok out diyor. ...11-11. 5 sayılık seri yakalamış durumda Eczacıbaşı. Aslında Giovanni Guidetti tam itirazda bulunurken oyuncuların uyarısıyla vazgeçti. Evet, top çizgide zaten. Top içeride. Bir de onun teması yok belki ama top içeride. 11-11. Gözde. Löneke ve sayı Vakıfbank'ın. 12-11. Böylece 5 sayılık serisi bitti Eczacıbaşı'nın. Ama önemli bir dezavantajdan geri döndüler. 11-6 idi skor. Yani son oynanan 6 sayının 5'ini aldılar. Ve yeniden sete ortak olmayı başardılar. Tabii bunda kendi oyunları kadar Eczacıbaşı Vitra'nın üst üste gelen Vakıfbank'ın üst üste yaptığı hatalarının da oldukça fazla katkısı bulunuyor. Acaba maç bitti mi havasındayken de söylemiştik. Hani Eczacıbaşı Vitra'nın özellikle dün yaptığı geri dönüşten bahsetmiştik. Bu seviyede maç skor ne olursa olsun bitmiyor. İki takımın da o geri dönüşü yapabilecek silahları var çünkü. 11-6'dan sonra herkesin düşüncesi de eminim ki şu an 12-11'deki süreçteki düşünceler değişmiştir. Ama tabii Eczacıbaşı Vitra oyun içerisinde varlığını sürdürebilmek istiyorsa hücumda bir vites daha yukarıya çıkması gerekiyor. Çünkü karşıda yani Vakıfbank'ta hem Ju hem Gözde hem de Loneke kusursuza yakın hücum performansları sergiliyorlar. Bu arada teknik mola da geride kaldı. 12-11 üstünlüğü var Vakıfbank'ın. Gözde Kırdar kullanıyor servisi. Simge. Ognjenović. Larsson. Gizem Örge bugün çok başarılı. Bu arada çift pas işareti geliyor. Sayı Eczacıbaşı'nın 12-12. Kaptan Gözde itiraz ediyor ama karar değişmeyecek.
İşte tekrar izliyoruz. Burada Naz'ın çift pas, çift dokunuş yaptığını işaret etti maçın hakemi. Naz. Löneke. Güldeniz. Ognjenović. Larsson. Sayı Eczacıbaşı'nın öne geçiyor. Eczacıbaşı Vitra. 6-11'den 13-12'ye. Müthiş bir dönüş yaptı Eczacıbaşı Vitra. Pasör arka alanda etkili hücum turunda Eczacıbaşı. Jou karşıladı. Blokta yumuşadı top. Simge. Ognjenović yine Larsson'la oynadı ve Larsson yine sayı yaptı. 10. maç sayısı Larsson'un. Bir blok, bir de servis sayısı var. Toplam 12 sayı üretti şu ana kadar. Yani Loneke Rasic bloğunu çok rahat geçti Jordan Larsson. Skor 14-12 oldu. Ju yükseldi ve bu seriyi kıran isim oldu Ju. 13-14. Aslında Maya iyi servis atmıştı 3 metre içine. Milana Rasic'e de servis karşılatmayı başarmıştı ama işte o son top Zutin'e gidince işler bir anda değişiyor. Bu arada 11-6'dan döndüğünü, oyunu çevirdiğini Eczacıbaşı Vitra'nı tekrar hatırlatalım. 14-13 şu anda üstün. Ognjenović, yine Larsson ve yine top çıkmıyor. 15-13. Güldeniz'in oyuna girmesi gerçekten çok önemli bir katkı verdi. Çünkü oyunun savunma yönünü Güldeniz, hücum tarafını Jordan Larsson oynuyor. Aslında şunu düşünmeden edemiyor insan. Dün onun oyunu çevirdiği bölümü düşünüp niye maça başlayan 6'da düşünmedi ya da ilk set kaybedildikten sonra ikinci sette niye düşünmedi? Akla geliyor bu soru. Aslında Melia iyi başlamıştı ama çok fazla servis atılmaya başlandı üstüne. Onu servisleriyle yordular. Bu arada Kelsey Robinson oyunda Loneke Slotis'in yerine. Birleşik Amerikalı Casey Robinson oyunda. Hollandalı Slotis kenara alındı Vakıfbank'ta. 16-13 Eczacıbaşı Vitra üstünlüğü var. İlk iki seti 25-22 ve 18'lik skorlarla kazanmıştı Vakıfbank. Larsson servis hatası. Takım olarak 5. servis hatası oldu Eczacıbaşı'nın. 14-16. Kelsey Robinson. Güldeniz'in üzerine kullandı. Ognjenović. Boşkoviç gözde müthiş karşıladı. Ju dönerek smaç ve 15-16 oluyor. Ju'yu durdurmak mümkün değil. 17. sayısı Çinli Yıldız'ın. Robinson. Simge iyi karşıladı. Boşkoviç, bu top çıkmıyor. Tiana Boşkoviç 14 smaç sayısına ulaştı. Skor 17-15. Son Avrupa Şampiyonası'nın en değerli oyuncusuydu Boşkoviç. Büşra Kılıçlı. Robinson iyi karşılayamadı ama topun gittiği yer çok etkiliydi. Boşkoviç ve bir sayı daha, müthiş bir sayı. 18-15. Zu yaparsa ben de yaparım dedi Boşkoviç adeta. Ve molayı aldırdı Vakıfbank'a. Ki acaba biraz geç mi geldi mola? Yani 11-6'dan sonra Eczacıbaşı Vitra adım adım geliyorum diyordu çünkü. 11-6'dan sonra 9-4'lük bir seri geldi ki hani ilk molasını belki kullanabilirdi Giovanni Lüdet ama o genelde hani serilere bakmadan oyuncularının geri dönüş yapacağına inanan antrenörlerden. Hani seri 3-0 olmuş, 5-0 olmuş, onun için önemli değil. Bekliyor genelde ama sanki bu sefer biraz geç kaldı o ilk molasını kullanmak adına. Dünkü geri dönüşün tekrarını izliyoruz ama tabii sonu önemli. Kimin kazanacağı önemli. Ama dediğimiz gibi Güldeniz'in oyuna girmesi çok fazla artı kattı Eczacıbaşı Vitra'ya. Özellikle Jordan Larsson'un hücumlarını
daha rahat etmesine, oyunun savunma kısmında ben oynarım sen hücum et dedi sanki Jordan Larson'a. Eczacıbaşı Vitra'yı destekleyen voleybol severler görüntüye yansıdı. Servis kullanıldı. Naz, Ju blokta sekti. Larson, Ognjenović, Güldeniz'in hücumu. İyi dublaj yaptı Robinson. Şimdi Ju bir kez daha kendi alanına mı döndü? Top dışarıda. Motta içeride diyor. Ama itiraz gelecek mi acaba? İlginç. Sanıyorum vazgeçti. Oyuncuları uyarmış olabilir. İşte topun dışarı düştüğü an. O da zaten önce bir heyecanla içeride dedi ama sonra vazgeçti. Ve hızlı hücum Güldeniz'in sayısı. Güldeniz öne aldı. 31 yaşında 1.83 boyunda Güldeniz çok deneyimli bir oyuncu. 19-16 Eczacıbaşı Vitra üstünlüğü var. Boşkoviç servis bölgesinde. Evet, çizgiye basacak gibi oldu ve konsantrasyonunu kaybetti Boşkoviç. Aslında en merak ettiğim konulardan biri Tiana Boşkoviç'in smaç servisler neden vazgeçti? Avrupa Şampiyonası'na damga vurdu onun attığı smaç servisler çünkü. Ama buraya geldiğinden beri nedense bir kere dahi, belki antrenör tercihi, belki oyuncu tercihi, tam emin değilim ama yani bence en önemli silahlarından birini bıraktı Tiana Boşkoviç. Ve çok kötü bir servisti az önceki. 17-19 oldu skor. Bu arada Melis oyunda. Melis Gürkaynak servisi kullanıyor Vakıfbank'ta. Boşkoviç çok sert. Az önceki hatayı böyle telafi etti Boşkoviç. 20-17. Hande oyuna giriyor. Ognjenović kenara alınıyor. İkili değişiklik yapıyor. Motta. Pasör Ezgi oyuna giriyor. Boşkoviç de kenarda. Hande'yi uzun bir zaman sonra pasör çaprazı olarak izleyeceğiz. Turnuvada ilk kez yapıyor bu ikili değişikliği. Marco Aurelio Motta. Bakalım nasıl geri dönüş alacak bu ikili değişiklikten. Skor 20-17. Bu seti kazanmak Eczacıbaşı Vitra için çok önemli. Aksi takdirde Kupa Vakıfbank'ın olacak. Güldeniz kullandı. Gizem Örge karşıladı. Gözde. Müthiş smaç. Ve bu top dönmüyor. 9 smaç, 1 blok, 1 servis sayısı üretti şu ana kadar Gözde Kırdar. Skor 18-20. Naz servis bölgesinde etkili hücum turunda yine Vakıfbank. 5 sayılık seri yakalamıştı onun servisleriyle bu sette Vakıfbank. Larson, Lon üzerinden vurdu. Ju, Naz, Ju arka alan hücumu çok açıktan bir top ve bu top çıkmıyor. Beyza'nın blok sayısı. 21-18. Hande yapmış. Evet galiba. Hande yapmış. En sağda Hande var. Hande'nin blok sayısı. 20 yaşında 1.89 boyunda Hande Baladın. 21-18. Eczacıbaşı Vitra üstünlüğü var. 3. setteyiz. Kupa voley finali setlerde Vakıfbank 2-0 üstün. Ve Kelsey Robinson'ın sayısı. 19-21. 25 yaşında Birleşik Amerikalı oyuncu ilk sayısı bu maçta. Loneke geri dönüyordu tam. Giovanni vazgeçti değişiklikten. Gözde kullanacak servisi. Bir tur daha oynansın gibi bir hareket yaptı. Loneke slötyese. Naz çok zor pozisyonda güzel sayı yaptılar. Çok zor pozisyonda. Pas da çok güzel. Hücum da 20-21 oldu skor. Ju'yu destekleyen Çinli voleybol severler ekranlara yansıdı ve Ju'nun sayısı. 17 smaç, 1 blok, 1 servis sayısıyla oynuyor Çinli Ju. İyi servis. Ve Rašić tipledi. 21-21. Son bölümde 4 sayı kazanırken 1 sayı verdi. Vakıfbank eşitliği buldu.
ikili değişikliği geri alıyor şu an Marco Aurelio Motta ama bence çok kritik yerde işleyen düzeni bozdu. Yani bu sahadaki oyuncuların, oyuna giren oyuncuların performansının kötü olduğundan bahsetmek değil aslında benim amacım. İşleyen düzeni kritik bir yerde bozdu ve önemli bir avantajı kısa sürede kaybetmiş oldu Eczacıbaşı Mitra. Çok riskli bir değişiklik. Hem de setin sonunda 3 sayılık avantaj bir anda yok oldu. Çünkü son anlarda topa sadece Tiana Boşkoviç vuruyordu Eczacıbaşı Mitra tarafında. Bazen üçlü hücum turunu korumak adına ikili değişiklik yapılmaması gerektiğini savunanlardanım ben. Özellikle pasör çaprazınız bu kadar iyi oynuyorken. Vakıfbank molasındayız. ...11-6'dan dönen Eczacıbaşı Vitra ve kritik bir yerde 21-18'den dönen Vakıfbank. Bakalım kim kazanacak seti? Maçın en kritik bölümündeyiz. Eczacıbaşı Vitra alırsa 4. set oynanacak. Vakıfbank alırsa kupanın sahibi olacak. İzem Örge, Güner görüntüye geldi. Takımın liberosu. Arka çizgide Simge kötü karşıladı. Şimdi sayı şansı Vakıfbank için, öne geçme şansı aynı zamanda. Ju blocked out. Rashic uzandı, çıkaramadı. 20 sayıya ulaştı tek başına Ting Ju. Vakıfbank'ı destekleyen voleybol severler görüntüye yansıdı. 22-21 Vakıfbank üstün. Kaptan Gözde Kırdar. Çok iyi servis Simge. Ognjenović, Larsson ve bloktan antene gitti. Larsson'un sayısı. 22-22. Ognjenović servis kullanacak. Bu arada görüntülü değerlendirme sistemine başvuruldu. Aslında Giovanni Guidetti bunu tamamen bir mola olarak kullanmak için aldı. Onu söyleyelim. Özellikle Naz'ı çağırdı ve onunla bir şeyler konuştu. Bence bir beklentiyle istemedi bu görüntülü değerlendirme sistemi hakkını. Tabii önce antene mi çarptı, önce bloğa mı dokundu top? Buna baktırıyorlar ama senin dediğinle aynı fikirdeyim. Düşünce biraz oyunu soğutmak. Top gelsin ellerinden. Evet. Antene gidiyor açık bir şekilde. Ama dediğim gibi isterken de çok umutlu değildi zaten. Mola hakkı bir tane daha olmasına rağmen o GDS hakkını kullanmayı tercih etti. Giovanni Guidetti. Ognjenović 22-22 eşitlik. Bu seti Vakıfbank alırsa kupayı kazanacak. Farklı bir servis kullandı bu kez. Ju ve sayı geliyor 23-22. 21 sayıya ulaştı tek başına Ju. Kübra Melis Gülkaynak'la yer değiştiriyor. Yeniden oyuna döndü Kübra. Milena Rashic. Bu servis çok önemli. Sayıya dönüşürse maç sayısı için servis kullanacak Vakıfbank. Pirede sekti Güldeniz. Boşkoviç 23-23. 17 sayıya ulaştı tek başına Tiana Boşkoviç. Servisi Larsson kullanacak. 23-23 eşitlik var. Kupa finalinde heyecan dorukta. Kelsey Robinson karşıladı. Ju zor top ama... Ju için zor top yok. 24-23 maç sayısı için servis kullanacak Vakıfbank. Son 5 sayının 4'ünü Zuting aldı. Ya pasın adresi bu kadar belliyken bence Eczacıbaşı Vitra'nın bir tanesini en azından kesebilmesi gerekiyordu. Maç sayısı için servisi kullanıyor Kelsey Robinson. Kupa sayısı olabilir Vakıfbank için. Loğun üzerinden vurdu Boşkoviç. Kelsey Robinson çeviremedi. 24-24. Bir kez maç sayısı şansını değerlendiremedi Vakıfbank. Şimdi iki sayı farka ulaşan seti kazanacak. Vakıfbank kazanırsa kupa voleyin sahibi olacak.
Eczacıbaşı seti alırsa dördüncü set oynanacak. Büşra Kılıçlı. İyi servis. Kelsey Robinson'ın üzerine. Ju yükseldi. Top dışarıda. Block out beklentisi var. Motta itiraz edecek büyük olasılıkla. Ju çok net işaret etti ve görüntülü değerlendirme sistemine geçilecek. İşte burada Ju'nun vuruşunda var temas. Evet. Beyza'nın parmağının ucuna değmiş görünüyor. Meliha merak içinde. Hemen yanında Ognjenović görüntüye geldi. Evet, blok dokunmuş karar geliyor. Bu arada Ju çok güzel kutladı. Giovanni Guidetti'yi parmaklarıyla işaret ederek gel 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 kutlayalım dedi. Ve maç sayısı için, kupa sayısı için servis kullanıyor Vakıfbank. İşte o an görüntüye yansıdı. Ju maçın yıldızı servisi kullanıyor. 23 sayısı var şu ana kadar. Boşkoviç yine sayıyı vermedi. İkinci kez maç sayısını vermedi. Eczacıbaşı Vitra. 25-25. Düelloya dönüştü maç. Boşkoviç, Zultin düellosu. Bakalım hangi pasör başka bir oyuncuyu kullanacak. Hücumda. Servisi de Boşkoviç kullanıyor. Az önce çok kötü servis atmıştı. Bu kez iyi attı. Gizem Örge. Şimdi arka alan hücumu. Yine Ju. Tek başına bir set aldı neredeyse. Sahaya bildiğim kadarıyla 24. sayısı. Son 7 sayının 6'sı. Daha da önemlisi bence. Üçüncü kez kupa sayısı için servis atacak Vakıfbank. Skor 26-25. Kübra. Simge. Ognjenović. Yine Boşkoviç. Top dışarıda. 26-26. 3 kez maç sayısı şansını değerlendiremedi Vakıfbank. Boşkoviç 19 maç sayısı üretti şu ana kadar. O da son 4 sayının tamamı Eczacıbaşı Vitra'da. Güldeniz servisi kullanıyor. 3. setteyiz. 26-26 eşitlik var. 3 kez maç sayısı şansını değerlendiremedi Vakıfbank. Güldeniz Önal. İyi servis. Kelsey Robinson karşıladı. Gözde. Bloğa yakalandı. Beyza. Ognjenović ile birlikte yükseldi Beyza. Şimdi set sayısı için servisi Eczacıbaşı Vitra kullanacak. Ve mola geldi Giovanni Guidetti'den. Naz aslında biraz mecburen vazgeçti Zuhu'ya top atmaktan. Çok kötü top geldi çünkü eline. Mecburen Gözde'ye attı. Gözde'nin de çok fazla yapacak bir şey yoktu ki. Tekrarında izliyoruz şimdi. Blok iyi oturmuştu karşısında. Çok güzel blok yaptılar. Ve 3 kez bu şansı değerlendiremeyen Vakıfbank acaba şimdi sayıya dönüştürebilecek mi gelen servisi, yoksa seti verip 4. set oynanacak mı? Hep birlikte göreceğiz. Bu arada ilk kez set için servis atacak Eczacıbaşı Vitra bugün. Güldeniz çok etkili servis kullanabilen bir oyuncu. Motta yanına gitti, bir şeyler söyledi. Nereye kullanması gerektiğini. Hep Kelsey Robinson'ın üzerine kullandılar şu ana kadar. Kelsey oyuna girdikten sonra. Set sayısı için servis. Güldeniz. Yine Kelsey Robinson. Naz. Ortadan hücum. Rašić. Top içeride. 27-27. Rašić 11 sayıya ulaştı. Naz kullanıyor servisi. Heyecan Doruk'ta kupa finalinde. Güldeniz. Ognjenović. Manşet pas. Blok. Top dışarı gidebilirdi. Singe çevirdi. Ortadan hücum. Ve Milena Rašić'in sayısı. 28-27. Dördüncü kez kupa sayısı için servis kullanacak Vakıfbank. Etkili hücum turunda Vakıfbank. Naz servisi kullanıyor. Çok iyi servis atan bir oyuncu Naz Aydemir Akyol.
Yine iyi servis, Güldeniz karşıladı. Larsson'un hücumu yumuşadı top. Bir hücum şansı daha olacak. Larsson, Onyenovic. Larsson, bu top çıkmıyor. 28-28. Larsson kritik bir karar verdi. Gelen topu ilk anda vurmadı. Onyenovic'e yollayıp daha sonra hücum etti. Önemli bir karardı bence Jordan Larsson'un verdiği. 28-28. 4 kere maç sayısı şansını değerlendiremedi Vakıfbank. Beyza servis bölgesinde Eczacıbaşı Vitra'da. Arka çizgiye Gizem Örge karşıladı. Plase, yine Milena Rašić. 12. sayısıydı Rašić'in. 8 blok, 2 servis, 8 maç, 2 blok, 2 servis sayısı var. 29-28. 5. kez kupa sayısı için servis atıyor Vakıfbank, bu kez kaptan Gözde. Yine Güldeniz'in üzerine kullanıldı. Onyenovic, Boşkoviç ve sayı Eczacıbaşı Vitra'nın. Yalnız yoktan var etti Boşkoviç sayıyı. Bir an nefesler tutuldu. 29-29. Pas hiç istediği gibi değildi. Hiç istediği gibi adımlayamadı. Top alçaktı ama bir an ben doğrudan fileye mi vuracak diye de düşündüm. Ama bloğa çarptırmayı başardı ve topu lockout yaptı. 29-29. Onyenovic kullandı. Ju karşıladı. Hücumu yaptı. Simge, ikinci hareket yok. 30-29. 6. kez kupa sayısı için servis atacak Vakıfbank. 33 dakika geride kaldı bu setin başlamasından bu yana. Milena Rašić. Kupa sayısı için servisi kullandı Rašić. Simge. Güldeniz manşet pas. Larsson zor top. Yine sayı yapıyor Larsson. 30-30. Müthiş bir set izliyoruz. 30-30. Çok iyi servis Larsson'dan. Löneke'nin sayısı geliyor. 31-30. 7. kez kupa sayısı için servis atacak Vakıfbank. Löneke bu servisi kullanacak. İşte sayı tekrar görüntüde. Kupa sayısı için servis kullanıldı. Onyenovic, Güldeniz. Top dışarıda. Sayı Vakıfbank'ın. Ama bir görüntüyü değerlendirme sistemi isteği var, hemen söyleyelim. Evet. Eğer sayı Vakıfbank'ın olursa kupa Vakıfbank'ın olacak. Ve vazgeçti maçı Motta. Bitirdi. Motta evet hayır diyor. Vazgeçtim diyor. Kupa Vakıfbank'ın sevgili seyirciler. 32-30 bu seti de kazandı Vakıfbank. Kupa Vakıfbank'ın müthiş bir final oldu. Maçın skoru Eczacıbaşı 0, Vakıfbank 3. Kupa Voley 2017-18 sezonunda Vakıfbank'ın, az sonra maçın ardından da sizlerle olacağız. Ve maçın ardından da sizlerleyiz sevgili seyirciler. İlk set 25-22, ikinci set 25-18 Vakıfbank'ın olmuştu. Üçüncü set nefesleri kesti. 32-30 kazandı. 34 dakikada Vakıfbank. 1 saat 32 dakika süren bir kupa finali izledik. 7 kez maç sayısı için servis attı Vakıfbank. Eczacıbaşı bir kez o şansı değerlendiremedi. Ve Vakıfbank bu yılın ilk kupasını kazanan takım oldu. Murat Mert Yüceköy, nasıl değerlendiriyorsun?
Aslında son seti konuşsak herhalde yeterli olacak. En fazla çekişmenin olduğu son set. 11-6'yı buldu Vakıfbank set içerisinde. Güldeniz hamlesiyle yakaladı Eczacıbaşı Vitra ve 20-17 ipleri tamamen eline aldı. Yalnız orada işleyen düzeni bozan ikili değişiklik, yani sadece topa vuran bir oyuncumuz var ve üçlü hücum turunu korumak adına Boşkoviç'i dışarıya almak ne kadar mantıklıydı? O bende soru işareti olarak kaldı. Girdikten sonra Hande bir blok sayısı da kattı. Benim demek istediğim, oyuna giren oyuncuların kötü bir performans gösterdiği asla değil. Ama işleyen düzeni bozmak çok mantıklı mıydı bilmiyorum. Maçın döndüğü an bana göre oldu. Yoksa şu an bence dördüncü seti izliyorduk. Milena Rašić omuzlarda taşınıyor. Herhalde maç öncesinde verilen bir söz var. Guidetti'nin yardımcısı omuzlarda taşıdı. Bu arada Tamer röportaj için hazır. Kaptan Gözde yanında. Evet, hemen söz uzatmadan, daha tribüde soğumadan Gözde'yi uzatalım. Gözde, tebrikler. Zor bir karşılaşma oldu herhalde. Özellikle son set gerçekten çok güzel bir güzel rallilere de sahne oldu. Neler söyleyeceksin, duygularını alalım. Öncelikle iki takımı da gerçekten çok tebrik ediyorum. Çok yüksek seviye bir voleybol vardı. Özellikle son set inanılmazdı. Çok keyif aldım oynamaktan. Gelen seyircilere, herkese çok teşekkür ediyorum. Bu kupayı anneanneme armağan ediyorum, hastanede şu anda. Onu çok seviyorum. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Evet, duygulu bir konuşma oldu. Duygulu bir aslında, bir anda baktığımızda kupa sevinci oldu. Röportajlarımız devam edecek. Evet, Kaptan Gözde gözyaşlarıyla röportajı tamamladı. Geçmiş olsun diyelim anneannesine biz de. Gözde 9 maç 1 blok 1 servis sayısı üretti. Çok kritik sayılara imza attı. Kritik noktalarda takımını taşıyan kaptan oldu. Ama Ju'nun hakkını vermek lazım. Benim tuttuğum istatistiklerle federasyonunkini karşılaştırıyorum. Aynı, 24 sayı üretmiş. 22 smaç, 1 blok, 1 servis sayısı. Yani bir seti tek başına aldı Ju. Zaten maçın yıldızı büyük olasılıkla o seçilecek. İlk önce Gözde'nin anneannesine Allah şifa versin diyelim. Umarız bir an önce atlatır şu an mevcut olan hastalığını. Benim de iki adayım var. Ju çok iyi oynadı, özellikle hücum alanında. Hı hı. Ama ben Gözde'ye de ödül giderse çok şaşırmam açıkçası. Aynı fikirdeyim. Bu arada Motta yanında Tamer'in, söz Tamer'in aldı. Evet, hemen biz de söz uzatmadan Motta'ya vereceğiz. At first of all, yes sir. Yeah. Actually, when we look at all the throughout the match, Vakıfbank superiority we see easily. What would you like to say about your players' performance? We play well first and last set, first and third set, but second set we don't play good volleyball, and they made it win. They play better, more regular during the match, and they made it win this match. What about last set? At last set, we see a substitution with Boskovic. What was your planning? We put Boskovic is behind our set as front. We put Esgi and Hande to improve our block. But we keep the match, we keep the set in the way. After they won 32-30. Okay, thank you. Thank you so much. Okay, thank you for joining us. Evet, aslında ben de Boskovic'in özellikle Motta'ya Boskovic değişikliğin sebebini sordum. Kendisi bloktaki üstünlüğümüzü sağlamak istedik dedi. Bunu da kısmen de olsa sağladık dedi. Ve maçı da bu skora kadar getirdik dedi. Tabii üzgün bir teknik adam vardı karşımızda. Bizim röportajlarımız devam edecek özellikle Vakıfbank cephesiyle. Motta birinci ve üçüncü setteki oyunlarını beğendiğini, ikinci seti beğenmediğini, ikinci sette kötü oynadıklarını özellikle vurguladı. Üçüncü setteki yaptığı değişiklik zaten oyunu 32-30'a kadar taşıdı. Ama işte o bir kez elde ettikleri şansı değerlendirselerdi çok farklı bir noktada olabilirdi maç. Ama ligde 3-0 kazanan Eczacıbaşı Vitra kupada 3-0 kaybetti ve sezonun ilk kupasını Vakıfbank aldı. Hem de Sev Cup'ta Türkiye'yi temsil etme hakkını da şimdiden elde etmiş oldu. Giovanni Guidetti şu anda Tamer'in yanında. Kupa töreni öncesinde röportajlarımız sürüyor. What should I say? Tabii ki son Türk Kupa Voley. İkibin on üç. O zaman bizim klub çok istiyor Kupa Voley. Ben çok mutluyum bugün.
Gerçekten çok zor maç. Egzatibali çok iyi oynadı. Boskovic gerçekten çok iyi. Ama biz bence gerçekten çok önemli birinci ilk set ve üçüncü set çok önemli çünkü Egzatibali çok yakın. Ama biz her zaman her puan oynadık. En son tabii ki Juvar. Ama çok önemli Milena Iketane Shoes, çok önemli Machete, çok önemli Goz de Orge, Chalismak, Benje Nas, gerçekten çok iyi maç. Kelsey de Istermek, çok yardım, Loni en son, çok önemli puan. Ben gerçekten çok mutlu, ben çok teşekkür ederim benim staff. Çünkü gerçekten çok çalıştık, çok teşekkür ederim Butakim, Fakibank. Çünkü gerçekten en çok iyi final oynadı. Çok güzel anlattınız aslında duygularınızı Türkçe olarak. Ben de şunu sormak istiyorum. Kırılma noktası, maçın kırılma noktası neydi? What was the breaking point of the match for you? This is too difficult question. I go to English. There was no breaking point. I mean, as you see at the end, when he said it's 32-30, it's really one little detail. And we receive little better, they receive little worse last couple ball, and then we have this little chance. And in the first two set, I believe that our side out work very well, and our block and defense work much better than our first match against Exagi. So I'm very happy that what we study, what the staff study so long every day, it worked very well. Okay. Congratulations again, sir. Thank you for joining us. Okay. Take care. Evet, aslında Gujet'e oldukça mutlu. Özellikle 2013-2014 sezonunda en son gelmişti kupaları. 3-4 yıllık aradan sonra tekrar Türkiye Kupası'nın yeni adıyla Kupa Voley'in sahibi oldu Vakıfbank. Baktığımızda kırılma noktasında ben nedir diye sordum maç içerisindeki kendisi. Aslında bir kırılma noktasından çok özellikle son setteki o mücadeleyi bahsetti. Çok küçük detayların sonucu getirdiğini ifade etti. Oldukça da mutluydu kendisi. Özellikle teknik ekibine teşekkürlerini de sunmayı ihmal etmedi tabii ki Guidetti. Az sonra kupa töreni olacak. Söz Güven Göktaş tekrar sizden. Teşekkür ediyoruz Tamer'e. Güzel bir röportaj oldu. Yarı Türkçe yarı İngilizce. İlk bölümü gayet güzel Türkçe konuşarak götürdü. Ama kırılma noktasını sorunca tabii yan bekledi Giovanni Guidetti. Tabii ki kalitesi çok yüksek bir maçtı. Dünya kalitesinde bir maçtı. Seviye zaten iki takım için dünyanın en iyi kulüpleri arasında olduğunu rahatlıkla söyleyebildiğimiz ki yayına girerken özellikle bunu vurgulamıştım. Öyle bir maçtı. Keyifli oldu. Tabii ben aslında bu maçın 5 sete gidebileceğini, karar setiyle sonucun belli olabileceğini dünden beri düşünüyordum ama Eczacıbaşı yeterli önlemleri belki alamadı, belki geç aldı. Motta'nın dediği gibi başlangıçta ilk sette çok başa baş bir oyun, ikinci sette oyundan düşen bir Eczacıbaşı. Üçüncü sette özellikle Güldeniz'in oyuna girişinden sonra bir toparlanma ve oyuna ortak olma söz konusuydu. Ama çok keyifli bir final izledik. Kesinlikle. Giovanni Guidetti tebrik edelim. Staff'ında bir iki arkadaş herkesi tebrik edelim. Medyaya zorluk çıkartan bir iki arkadaş var. Hak ettiler kupayı baştan sona. Sadece bir set vererek kupa voleyi, geçen sezon finalde kaybettiği kupa voleyi kazanmayı başardılar. Yaklaşık 10 yıldır Türkiye'de birçok kupa kazandı. Aslında onun için kritik dönemeçte Vakıfbank'la ilk anlaştığı sezon ligi lider bitirip 8. Galatasaray'a elendikten sonra kulübün arkasında durmasıydı. Çünkü o an çok kötü bir tarih yaşandı aslında Vakıfbank adına. Ama işte o da bir dönüm noktası oldu. Bir Giovanni Guidetti, bir Vakıfbank efsanesi yaratıldı. İşte 73-74 maçlık yenilmezlik serisiyle Guinness Rekorlar kitabına giren bir takımdan bahsediyoruz. Aynı sezon 5 kupa birden kazanmış bir takımdan bahsediyoruz sonuçta. Bugün de daha çok isteyen taraftı. Yani bu son setteki çekişme aç, ilk iki seti bence çok rahatla kazandılar. Hak ettikleri kupaya da ulaşmış oldular. Ama seyir zevki yüksek bir maç izledik. Özellikle son set hiç bitsin istemedik biz ki zaten 32-30 bitti. Bence salona gelen, ekran başında olan herkes oynanan oyundan, 2-2-1 mücadelesinden oldukça memnundur diye düşünüyorum. Bu arada oyundan bölümler de izliyoruz. Bir yandan da Kupa Voley'in töreni için hazırlıklar tamamlanmak üzere ve anonslar da başladı. MVP. Önce bence Drew Tink. Ben de aynı fikirdeyim. Evet, Drew Tink. Maçın en değerli oyuncusu seçildi sevgili seyirciler. 22 smaç,
bir blok, bir servis sayısı üreten Çinli oyuncu maçın en değerli oyuncusu olarak ödülünü alacak. Kupa finalinin oyuncusu seçildi. Zhu Ting haklı olarak 23 yaşındaki Çinli yıldız şimdi ödülünü Voleybol Federasyonu Başkanı Sayın Mehmet Akif Üstündağ'dan alıyor. Hak ederek alınmış bir ödül bu. Zhu Ting maçın en baskın oyuncusuydu. Aslında maçın başında takım oyunu daha iyi oynayan takım kazanır demiştik ama şimdi önümde yüzdelere bakıyorum. Zhu Ting 28'de 21, %75 ile hücum. Özür dilerim, 31'de 22, %71 ile hücum. Tiana Boşkoviç 28'de 21, %75 ile hücum. Aslında biraz da bireyselliğe döndü oyun. Evet. Ve Zhu'nun benim notlarıma göre sadece iki hatası var. Bir hücum, bir servis hatası var. Onun dışında bir basit hatası yok ve bir ödüllerini alıyor. Bir kez de blok demiş Zhu Ting. Vestel satış müdürü Cemil Teker verdi ödülü. Zhu Ting'e sponsor firma geçen hafta Urfa'da olduğu gibi bir cep telefonu hediye etti MVP'ye. Venüs Sultanlar Ligi'nde sezonun ilk yarısı geride kalmıştı ve devre arasında kupa finali gerçekleşti sevgili seyirciler. İlk bölümü ilk 4 sırada bitiren takımlar doğrudan çeyrek finale gelmişti. Eczacıbaşı lider, Fenerbahçe 2. Vakıfbank 3. Galatasaray 4. sırada bitirmişti sezonun ilk yarısını. Eczacıbaşı Vitra ikincilik ödülünü almak üzere yerini alıyor. En önde Kaptan Larsson, onun yanında Simge Şebnem Aköz, takımın liberosu ki bugün o da çok başarılı bir maç çıkardı. Madalyalarını alacak oyuncular. Bahar Mert, Federasyon Yönetim Kurulu üyesi, en önde o gidiyor. Mustafa Alparslan'la beraber, o da Türkiye Voleybol Federasyon Yönetim Kurulu üyesi. Bahar, efsane bayan voleybol takımımızın pasörüydü. Çok çok başarılı bir kariyerin ardından şimdi yöneticilik yapıyor Voleybol Federasyonu'nda ve madalyaları o da veriyor Mustafa Bey'le birlikte. 1 numarayla Güldeniz, 2 numarayla Meliha, 3 Boşkoviç, 4 Beyza, 5 Şebnem Simge Aköz, 7 Hande Baladın, 8 Rachel Adams, 9 Büşra Kılıçlı, 10 Jordan Larson, 11 Ezgi Dilik, 12 Yasemin Güveli, 14 Gözde Yılmaz, 17 Dilara Bağcı ve 18 Maya Ognjenović. Takımın kadrosu bu. Bu kadro Kupa Voley'de ikinci sırayı elde etti sevgili seyirciler. Ödül verenler arasında Türkiye Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Suat Baylan da var. Ondan da bahsedelim. 3 yönetim kurulu üyesi birden vermiş oldu. Mustafa Alparslan, Bahar Mert Üçoklar ve Suat Baylan. Eczacıbaşı Vitra'nın ödülünü. Ve şimdi Vakıfbank formalarını değiştirmiş şekilde kupayı almak üzere klasik sarı siyah formasıyla yerini alacak sevgili seyirciler. Biraz sonra. Plakette de Türkiye Voleybol Federasyonu milli takımlardan sorumlu yönetim kurulu üyesi Kurtaran Mumcu veriyor. O da uzun zaman Eczacıbaşı Vitra'da yöneticilik görevi yapmıştı. Evet. Eczacıbaşı ile adı birlikte anılan insanlardan biridir Kurtaran Mumcu. Eski bir voleybolcu. Çok uzun yıllardır Türk voleyboluna hizmet eden bir isim Kurtaran Mumcu. Şimdi Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi. Böylece ikincilik ödülleri Eczacıbaşı Vitra'ya verilmiş oluyor. Eczacıbaşı Vitra kupa şampiyonunu alkışlamak üzere kenara doğru çıkıyor. Biraz sonra Vakıfbank kupasını almak üzere çağrılacak sevgili seyirciler. Tribünlerde Eczacıbaşı taraftarı çok az kaldı. Büyük bir çoğunluğu tribünleri terk etti. Ama Vakıfbank'ı destekleyen voleybol severler yerlerinde bekliyor kupa töreni için. Tabii tarafsız başkentli voleybol severler de tribünlerde onları alkışlamak üzere. Kaptan Gözde Kırdar en başta. Onun yanında Gizem Örge Güner,
Şampiyon takım kupasını almak üzere kürsüye çıkıyor sevgili seyirciler. Kupa voleyin şampiyonu ekranlarınızdaki Vakıfbank. Önce madalyalarını alacaklar. Ardından kupa takdim edilecek Vakıfbank takımına. Giovanni Guidetti çalıştırıyor. Mauricio Thomas yardımcısı, istatistik antrenörü Fatih Yağcı. Fikret Ceylan da ikinci yardımcı antrenör. Ve ödülleri şimdi verilecek. Başkan vekili Alper Sedat Aslandaş. Ben geçen hafta Üstündaş demişim. Özür dileyerek düzeltelim. Başkan vekili Alper Sedat Aslandaş, As Başkan Ahmet Göksu ve bir diğer As Başkan Suat Güler ödüllerini veriyor şampiyon Vakıfbank'ın. En başta Gözde Kırdar, onun yanında Gizem, onların yanında pasör Naz Aydemir Akyol, sonra Kübra Çalışkan 6 numaralı formasıyla, 5 numarayla Ju Ting. Onların hemen yanında 17 numarayla Tuğba Şenoğlu, 18 numarayla Zehra Güneş var. Takımın ikinci liberosu 9 numarayla Ayça Aykaç. Hemen sağında Cansu Özbay. 10 numarayla Lönekes Lötyes Hollandalı yıldızı. 7 numarayla Kelsey Robinson Birleşik Amerikalı. Onların yanında Ayşe Melis Gürkaynak 8 numaralı formasıyla. 14 numarayla Melis Durul. 16 numarayla Milena Raşiç. Ve 17 numarayla Tuğba Şenoğlu madalyalarını aldı. Sıra geldi kupaya sevgili seyirciler. Ve şimdi o büyük para gelmiş. Şampiyonlar 2017-2018 sezonu kupa voley şampiyonu, kupanın sahibi Vakıfbank ödülünü almak üzere Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ kupayı Kaptan Gözde Kırdar'a verecek. 2017-2018 sezonu kupa voley sahibi Vakıfbank sevgili seyirciler. Kaptan Gözde Kırdar kupayı alıyor. Vakıfbank kupanın sahibi, bu sezonun ilk kupası Vakıfbank'ın oluyor. İşte Kaptan Gözde'nin ellerinde yükseliyor kupa. Ve müthiş bir finalin ardından kazanan Vakıfbank oldu. Bu sezonun ilk kupası Vakıfbank'ın ve gelecek yıl Sev Cup'ta Türkiye'yi temsil etme hakkını da elde etti böylece Vakıfbank takımı. Müthiş bir mutluluk. Tabii bu arada Vakıfbank'ın önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'ne gitmeye hak kazanırsa Sev Kupası'na gitme hakkının lig sıralamasına döneceğini hatırlatalım. Yani geçen hafta aslında Maliye Piyango final oynadı ama bu Halkbank Şampiyonlar Ligi'ne giderse Maliye Piyango'nun Sev Kupası'na gideceği anlamına gelmiyor. Sıralama lige dönüyor diye bir ufak hatırlatma yapalım. Evet, çok önemli bir nottu bu. Çünkü normalde kupa finalini oynayanın gitmesi beklenir. Eskiden öyleydi. Sonradan değişen bir kural. Ve işte hatıra fotoğrafı çekiliyor. Voleybol Federasyonu Başkanı ve Vakıfbanklı yöneticiler bir arada sevgili seyirciler. Tabii selfiler de çekiliyor. Çok güzel görüntüler bunlar. Hak ederek kazandı Vakıfbank. Bu sezonun ilk kupası böylece sahibine gitmiş oldu. Bence sevgili şimdi seyirciler, daha güzel bir kare geliyor. İki takım yan yana verecek fotoğrafı. Kolay değildir kaybeden takımı, şampiyon takımla yan yana fotoğraf çektirmek, takım sporlarında bilirsiniz ki. Ama voleybolda artık bir gelenek haline geldi. Bence çok da önemli bir davranış. Geçen sene Fenerbahçe ile Galatasaraylı voleybolcular bir arada fotoğraf çektirerek çok güzel görüntülere imza atmışlardı. Hepimiz ayakta alkışlamıştık. Şimdi de kupa ikincisi Eczacıbaşı Vitra, kupanın şampiyonu Vakıfbank'la bir arada bu güzel dostluk fotoğrafını veriyor. Biz de yayınımızın sonuna geliyoruz sevgili seyirciler. Murat Mert Yücekök yorumlarıyla bizlerleydi. Teşekkür ediyorum Murat. Ben teşekkür ederim. Çok keyifli yayınlar yaptık iki gün boyunca. Tamer İnan röportajları yaptı sevgili seyirciler. Ve ben Güven Göktaş final maçının anlatımında sizlerle birlikteydim.
Mutlu bir pazar akşamı diliyoruz. Hoşça kalın.